sarıla sarıla bitiremediler. Bütün gece dans ettiler. Ben de oturdum hep. Ne yapıyorsun? Ayırmaya mı gidiyorsun? Ah, sana da yakışan biri git ayır. Nereye gidiyorsun? Kızım ayırmaya git dedim sana. Allah seni kahretsin. Kız ayırmaya git dedim ben sana. Buçe! Buçe nereye gidiyorsun? Zaten yalnızım. Partide beni bırakıp gidiyor musun? Mehtap tamam bırak. Görmüyor musun adamın halini? Ben Cansel'e kızmıyorum. Gördüm daha fazla dayanamıyorum gerçekten. Kızman gerekiyor çünkü seni Bodrum'a götüren Rabia. İlişkiniz bozan da Rabia. Onu da zaten iki çift lafım var. Ona da onu edeceğim zaten. Ben arkandayım da hiçbir şey yaptığın yok ki. Edeceğim zaten şimdi ona da. Oğlanların hepsinde senin de suçun var biliyorsun değil mi? En başından beri hem de. En başından beri senin de suçun var. Masum küçük kız Tuğçe. Konuşalım. Evet. Bence de konuşalım. Evet. Nereden başlayalım mesela? Ben sana güvendim, seninle beraber Bodrum'a geldim değil mi? Hmm. Seninle beraber yedim, seninle beraber içtim, seninle beraber aynı kamerada kaldım. Aa benim hakkımda bir çıkan sakin ol, şeyleri... sakin ol. Gayet sakinim. Ben hiç... Bir dakika! Dinle ben... Bir dakika! Sana. Dinle! Bir dokunma ya! Benim hakkımda sakin. Çıkan şeylere sakin. Sen kalkıp da dedin mi bir... Bu kız benimle beraber kaldı, benimle beraber yedi içti. Yeter be! Sen kaç yaşındasın kızım? Bunun ne alakası var onunla? Bir dakika! Kendi iradenle geldin değil mi? Kendi irademle geldim. Sonrasını söylüyorum zaten. Sonrasında çıkıp da açıklama yaptın mı? Tamam. Zorla mı götürdüm? Hayır. Yanlış bir şey yapmadıysan neden açıklama yapıyorsun kardeşim? Sen neden kardeşim dediğin insan için o zaman biz beraberdik ya, beraber hareket ettik ya. Bu benim kardeşim benimle beraber aynı yerdeydi diye neden açıklama yapmıyorsun? Ya da yaptıysan benim neden haberim yok? Niye açıklama yapayım Tuğçe? Ben sen miyim? Demek ki sen suçluluk duygusu hissetmişsin ki açıklama yapmışsın. Suçlulukla alakası yok bunun. Sen arkadaşlık ne demek bilmiyorsun çünkü. Rabia ile birlikte bir tatil yerine gittik ve sonrasında bir sürü dedikodu çıktı. Bu dedikodulara rağmen Rabia'nın kalkıp tek bir cümle kurmaması beni gerçekten onu sevdiğim için çok kırmıştı. Onu gördüğümde de gözüm döndü. Çok fazla sinirlenen biri değilim ama gerçekten onu gördüğümde çok sinirlendim. Sonra zaten ne oldu hatırlamıyorum yani. Bana atılan iki o zaman hata... neden ben suçlu görülüyorum kardeşim? Neden herkes beni suçlu biliyor? Bu küçük kızı ben mi götürdüm? Herkes böyle konuşuyor. Ya sen neden artık küçük çocuk gibi davranmayı kesmiyorsun? Sen anlamıyor musun? Seni bu konuda suçlamıyorum. Hani ben sana arkadaşım dedim ya, hani kardeşim dedim ya, hani İzmir'e beraber gittik ya, sonrasında da Bodrum'a gittik ya. Sonra kendi ablanla geldin ya. Sen hani? Sonrasında çıkıp da bu kız benimle beraber aynı yerde yedi içti, beraber yattık kalktık demedin. Seni aradım defalarca cevap bile vermedin. Niye nasıl bir vermedin, iddia vardı mi? Üzerinde Tuğçe? Vermedin. Nasıl bir iddia vardı üzerinde acaba? Öyle aynı Bodrum'a ben de gittim. Nasıl bir iddia ben vardı? Ben ne yaptım? Ha? Senin üzerinde iddia olduğunda senin için bir sorun olmuyor ama... Erkek arkadaşın sana güvenseydi o zaman kardeşim yapacak bir şey yok. O zaman ilişkin varken ben de Bodrum'a gelmeyecektim. Partide Tuğçe ve Mehtap sanki dünyanın en kötü, en korkunç varlığı benmişim gibi. Bakışları, dedikoduları hepsini duydum. Ve çok şaşırdım. Bu kadar kin, nefret nasıl beslemişler içlerinde. Hayret ettim doğrusu. Bir dakika be! Ben baştan beri sen ayırdın zannediyorum. Ne demek şimdi suçlamıyorum ya? Direkt sen olarak karışma. O suçlu değil. Ha? Bizim zaten aramız bozuktu Bodrum'a giderken ama sonrasında Rabia hakkımda çıkan dedikodular. Ben ilişki olan bir kadını için. Bodrum'a götürmedim. Ben zaten nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Ben o ayırdı zannediyorum. Tuğçe! Ayırdı zannediyorum. Burada yapmayın bir ya. Bıkmadınız mı kavga etmekten sürekli? Sana ne oluyor ya? Ne oluyor hayatım? Ayırıyorum. Şşş! Melek! Anlamadığım nokta nasıl bir ilişki yaşıyorsam sürekli bir kavganın ortasındayım. Artık bana şamarı vuracaklar diye korkuyorum. O yüzden lütfen artık. Lütfen. Gayet mutlu gözüküyorsun. Öyleyim. Seni rahatsız mı ettim? Yok. Bana önüne bak derken zaten kendi planlarını yapıyormuşsun onu düşündüm. Yanındakine bir suç bulmuyorum. Çünkü kim olduğu önemli değil benim için. Güzel kız ama sen güzel sevebilir misin onu bilmiyorum. Ezberledin mi bunu? Hı hı, ezberledim. Senin gibi. Böyle final cümlelerin gibi falan. Ekrana söylediklerin gibi. Değil mi? Seviyorum, seni çok seviyorum falan böyle. Değil mi? Öyle. Çok çabuk seviyorsun ya. Çok çabuk unutuyorsun. Öyle. Çok çabuk geçmişine sünger çekiyorsun. Çünkü... Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Harika. Çok sağ ol. Gerçekten. Öyleyimdir. Süper yani. Teşekkür ederim. Böyle devam et Emre. Edeceğim merak. Böyle bir insansın. Böyleyim. Çünkü sen sevmek nedir bilmiyorsun, biliyorsun değil mi? Sana göre. Bana göre. Evet. Bence çok ortada her şey. Sana göre. Bir düşün bence. Neyi düşüneyim? Sevgi değerlerini bir düşün mesela.
insanları nasıl yarı yolda bıraktığını, nasıl kandırdığını, değil mi? Kimlere neleri vaat ettiğini bir düşün bence. Ya neler vaat? Yanındaki kız da düşünsün tabii. Düşünüyor musun yani? Tabii aranızda olan bir şey. Ona karışamam. Ama onun da başına gelecek. Çünkü bu hep böyle oldu. Emre bana bir gün ağlama krizine girdiğimde vaz mı geçmek istiyorsun, sıkıldın mı, sevmiyor musun falan demişti. Şimdi düşünüyorum da Emre kolay vazgeçen bir adam mı ya da öyle miydi? Ben böyle bir adamı mı sevdim bilmiyorum. Anladın mı? Neler vaat ettim ya? Çünkü sen söyle inandırdın. Bakayım, çünkü sen böyle bir seni adamsın. Evet. 28-29 yaşında hayatın her evresini az çok öğrenmiş bir insan. Bunun onunla bir alakası yok biliyor musun? Ben mi sen inandırdım? Çok ileridesin. He? Ben mi inandırdım? Hey! Çok konuşmaya başladı ve bir türlü susmadı. Dinledim susmadı. Ben de galiba oyuna kendim fazla kaptırdım. Birden atıverdim. Tabii o da karşılık verdi. Beklemiyordum. Ama ne yapalım oldu bir kere. Benim dinlenir ya. Gördün mü saldıracaktı üstüme neredeyse. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kardeşim önce kendi adıma senden özür dilerim. Sonrasında da o insanlar adına özür dilerim. Burası senin bir organizasyonundu. İçine neredeyse ya, bir şeyler yapıyorlardı yani. Kusura bakma. Boşverin olur böyle şeyler kızlar arasında. Çok canımı sıktılar ya. Ya gerçekten hani her yerde kızı olay çıkartmak için doğmuş yani gelmiş buraya herhalde. Önce gitti orada Rabia'lara saldırdı. Sonra hızını alamadı döndü geldi burada bize bir şeyler söylemeye başladı. Döndü geçmiş karşıma laf sayıyor bana. Ne yani, anlatıyor abi sıkıntısı? Ya yok efendim ben insanları yarı yolda bırakıyormuşum. Ben bilmem neymişim şöyleymiş. Ya ne anlatıyorsun kardeşim sen ya? Emre ben ilk başta verdim. Müdahale etmek istemedim hani konuşuyorsunuz. Görüyorum yok orada. Abi, başlı başına berbat. Emre gayet güzel gidiyordu abi. Sen bir anda olayı patlattın. Hayatım susmadı. Ayrıca inanması lazım. Sustum. Baktım gitmiyor. Artık dedim ne yapayım? Su attım. İçinden öyle bir şey çıkacağını da beklemiyordum kızım. İyi misin bebeğim? İyiyim. Neyse abi boş ver tamam. Kusura bakmayın. Neyse vallahi hadi gidelim biz de ya. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz abi. Ya. Kadınız, hadi görüşürüz. Tuzunuz kalmadı tabii. İyi bakalım. Ha, sen de kardeşim. Buradasın. Ayağınıza sağlık. Hadi. Teşekkür ederiz. Gel. Dur. Amare çok yaramaz bir kız. İyi bak yani. Kusura bakmayın abi. Amare çok tekrar. Fenasın. Seviyorum böyle şeyleri. Önemli değil kardeşim. Kusura bakmayın tekrar. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Özledin mi İstanbul'u? Biliyor musun aslında çok özledim. Yani hatta ilk defa bu kadar özledim. Niye bilmiyorum. Yani şu şehir özlenmez mi ya? Baksana etrafına. Her yerinde ayrı bir güzellik var. Evet. Ayrı bir sıcaklık var. Ayrı bir tat var. Güzel şehir İstanbul. Evet, güzel. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi... Biliyorsun, okuyorum zaten ben. Daha 3-4 sene var. Öyle, okul devam. Ondan sonra ufak tefek defile işleri alabilir. Oldu zaten yurt dışında. Onlar öyle yani çok uzun vadede bir planım yok şu an. Biliyorsun, planlar tutmuyor her zaman. İyi bilirim. Yani hayat sana bir şeyleri sunuyor. Sen içinden seçim yapıyorsun. Doğru ya da yanlış olduğunu bilemiyorsun. Doğru olduğuna emin olsan da sonradan yanlış çıkabiliyor. Aynen öyle. Ve biliyorsun. Biliyorsun. Bir anda ellerin bomboş ve hayatın başka bir kısmına doğru ilerlemiş oluyorsun. Senin hayatında da çok şey değişti. Benim hayatımda da. Bir anda sudan çıkmış balığa döndüm. Anladın mı? Yani başladığım noktaya geri dönüyorum. Her şeyi bildiğimi zannediyordum. Şimdi de diyorum ki daha çok şey öğrendim. Her şeyi bildiğimi zannettiğim noktada çok daha fazla şey öğrendim. Evet, ilerliyorsun. Ta ki yeni bir olay başına gelene kadar her şeyi bildiğini sanıyorsun ama dediğin gibi hiçbir şey bilmiyorsun aynen. Aslında. Şu an her şey çok farklı. Bakış açım, hislerim. Ben de öyle. Mesela bak, ben çok başka bir şeye geçtim. Yani artık hani başka bir pencereden bakıyorum hayata. Aynen. Daha farklı görüyorum. Hayatımda olumsuz insanlara fazla yer vermemeye çalışıyorum. Aynen. Olabildiğine güzel şeyler hayal edip İyi şeylere doğru yönelmeye çalışıyorum. Bak onu diyecektim sana. Asla bu saatten sonra bu kadar şey yaşadım.
seni üzecek birinin, arkadaş ya da herhangi bir şey yanında olmasına izin var mı? Evet. Ben de aynı şekilde. Bu arada bugün için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ya seninle o kadar vakit geçirdim sonuçta. Tabii ki de sana yardım etmek isterim ben. Ya bayağı keyifliydi. Evet. Aynı. Çok keyifliydi, çok. Yani o bakışlar, o duruş falan filan, böyle hareketler, nasıl hareketler. Ama. Güzel. Keyfim hiçbir şey bozmaz. Aynen, bozmasın da zaten. Bozmasın da zaten. Her şey her zaman yolunda olsun. Aynen. Devri. Bana bak. İki varsın. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim yavaştan. Aşkım. Ne yapıyorsun? Öyle takılıyorum aşkım, sen ne yapıyorsun? Hadi kalk, gidiyoruz. Aşkım ne kalk ya? Burada ya beraber yatalım biraz. Gel bebeğim. Aşkım. Hadi uyuyalım. Uyuma. Uyumaman lazım. Yani aşkım Asal bekliyor bizi, biliyorsun yalnızız. Aşkım zaten. 5 dakika ya. Lütfen 5 dakika şurada yatalım ya. Olmaz 5 dakika, 10 dakika. Yok. Yani öyle bir şey yok. Hadi öp bir tane beni. Sonra sarıl. Uzanamıyorum. Hadi gel yatalım. Bir şey diyeceğim. Hı. Ay çok ağrıyor. Dikişlerim mi? Evet. Hadi ya. Karnım da acıktı benim. Hayda. Kahvaltı edelim aşkım. Aşkım keşke birisi olsa da bize yardım etse. Şöyle anne eli değmiş ki. Aşkım sabah sabah Allah aşkına ya. Olmaz Allah mı? Aşkına ya. Bu sabah bari şu yatakta beni rahat bırak. Anne 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 ya. Allah aşkına ya. Sen de direnme artık. Tamam da işte. Hadi. Aşkım. Sonra konuşsak olmaz mı aşkım? Olmaz. Lütfen. Olmaz. Lütfen. Hadi. Aşkım uyanır mısın? Bak kızımız şu an yalnız başına bizi bekliyor. Ve artık kabul et lütfen. Niye kabul edeyim aşkım? Annemi. Ne istiyorsun benden ya? Annemi istiyorum. Aşkım bari yatakta şu sabah sabah söyleme ya. Bir böyle 2 dakika sarılalım. Böyle gülelim. Aşkım zaten sarılıyoruz. Ama hem, bu sevimliliğini kullanıyorsun sen. Bir şey diyeceğim bak. Annem gelirse bebekle ilgilenince birisi olacak. O zaman daha çok sarılabiliriz. Tamam aşkım. Gelsin. Ne diyeyim? Gelsin ama yani belli başlı bir şeyler konuşmak lazım. Onunla konuşman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani artık ben sana karşı gelmekten yıldım. Tamam aşkım. Ben konuşacağım, halledeceğim her şeyi. Ben de tamam mı? Abi bir kere sosyal medya açmayacak. Bak bu evde sosyal medyaya girmeyecek abi. Yayın yapmayacak. O kimlerle konuşuyor, neler yapıyor? O şeylerinden çıkacak abi. Bizi kötülemeyecek. Kötü düşüncesini atacak. İnşallah. İnşallah Allah'ım. Senin için bir şans daha vereceğim aşkım. Annemin eve gelememesi beni üzüyor mu? Üzüyor. Ama Batuhan da benim eşim. Biz birlikte yaşıyoruz. Her ne kadar benim söz hakkım varsa o evde onun da var. Eğer o eve geldiğinde huzursuzluk çıkacaksa ben buna bir şey diyemem. Yani annemi tabii ki de görmek isterim. Yani annem o benim hiçbir zaman hayatımdan ayıramayacağım bir insan ama bizim huzurlu olabileceğimiz alanlarda olmalı bu. Çok güzel bir yer değil misin? Çok güzel, bayıldım. Da senin suratın hali niye böyle? Şuradaki şu gereksiz şahsiyet var ya. Ha. Yani. Evet. Ondan dolayı. Ay baksana nasıl bakıyor gerçekten ya. Bu aşkınsı değil mi? Ay. Fenafir gözlüm. Ya çok fena bakıyor Dani. Hiç çekmiyor gözlerini ya.
bakışlar sanki biraz özgürlük sıkıntısından kaynaklanıyor gibi. Belki de hala şu anda beni karlıya alıyordur, beni düşünüyordur, Gökhan'la yaşadıklarımı düşünüyordur falan. Kendisi yaşayamıyordur. Gökhan'ın gözleri kör olmuş herhalde bir aralar. Oo, bak bu fenaydı. Yani o konuda yorum yapmak istemiyorum. Aslında o yorumu yapmak istiyorsun biliyorum ama. Bakışlarından sonra? Yapamazsın bile. Hayır hayır. Yani belki beraber iş yapacağız Gökhan'la, o yüzden kız arkadaşı konusunda kötü konuşmasam bence daha iyi olur. Beraber iş yapacağız. Evet. Buraya beni çağırdı. Konuşmak için. Güzel, güzel. Sevindim. Teşekkür ederim. Ben de çok merak ediyorum. Acaba ne söyleyecek? Ama güzel yer. Güzel bir yer. Ben de beğendim. Evet. Huzur veriyor. Tabii bu bakışlar haricindeki huzurdan bahsediyorum. Evet, evet ama o kadar çok etkiliyor ki bu bakışlar. Olmak bile istemiyorum şu an burada. Olsun ya. Anın tadını çıkar, boş versene. Alo, ne haber tatlım? Merhaba, ne yapıyorsun? Ne yapayım, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de neredesin? Geldim. Villaya yerleştim. Sultanlığımı ilan ettim burada. Bak, bu da havuzumuz. Göstersene. Gösteriyorum, gösteriyorum. Görmüyor musun? Baksana. Çok güzel ya, çok güzel. Şu karşıdaki de benim sadrazam koltuğum. Çok güzel. Çok güzel ya, evet harika. Çok beğendim, çok beğendim. Ne zaman geleceksin? Gel de iki laflayalım seninle. Gelmez, gelmez, ben geleceğim oraya. Yerleştin mi oraya da? Yerleştim, yerleştim. Oda benim. Karşıdaki oda benim. İyiyim. Güzel. Çok güzel, her şey çok güzel. Gel, ne zaman geleceksen bekliyorum seni. Nur iyi, bebek de iyi. Çok şükür Allah'a, iyiler. Ne yapıyorsun burada? Çocuklar. Telefonla konuşuyorum. Arkadaşımla konuşuyorum. Tek yaptığın arkadaşınla konuşmak. Sen bu eve niye geldin? Arkadaşınla konuşmaya mı geldin, yoksa kızın hamileydi, doğurdu, işte ameliyatlı, dikişleri var, yardıma mı geldin? Vallahi ben burada kimseye hizmetçi olarak gelmedim. Kızım, torunum, tabii ki onlara bakarım. Ama biraz az ya, azıcık da kısa giy de bir hizmetçi tut istersen, olur mu? Ya sen... Ya ben seninle aslında bu diyaloglara girmemek istiyorum. Aslında Nur'u kırıyorum. Böyle olsun istemiyorum ama sen buralara giriyorsun madem, biraz da ben senin gibi girdiğim modlara gireyim, seninle bir karşılıklı konuşalım. Sen şimdi anneannesin, sen şimdi annesin, sen şimdi kızın hamilelikten yeni çıkmış, çocuk doğurmuş, sen bu eve geldin, niye geldin? Niye geldin? Çocuğun, torunun ilaç bekliyor, ben koştur koştur onu almaya gidiyorum, geliyorum bakıyorum sen burada. Lay lay lon telefonla konuşuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, görüntülü konuşuyorsun. Yani tek yaptığın şey senin şu ekranda, telefonda, sosyal medyada yaşamak. Yani sen bu sosyal medya olmasa ne yapacaksın çok merak ediyorum. Tek yaptığın oradan insanları karalamak. Yok ay fanlarım, ay canlarım, yok canlar, manlar. Yani senin hani başka bir şeyin yok mu? Nur şimdi kısmetse olur'a girmeseydi sen ne yapacaktın ben çok merak ediyorum. Çok mu merak ediyorsun? Evet. Söyleyeyim o zaman. Yine arkadaşlarımla görüşecektim. Çünkü onlar benim dostlarım ve arkadaşlarım. Devam ediyorum. Devam da edeceğim. Sonuna kadar da devam edeceğim. Vallahi ben senin çok arkadaşım... Sen istersen çatla, istersen patla. Duydun mu? Yeter artık ya. Ben buraya uşak olarak mı geldim? Ben buraya anne olarak geldim. Torunumun ve kızımın yanında olmak benim de hakkım. Yeter ama ya. Her defasında ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çok eğer kailesine düştüysen gidersin verirsin parasını, tutarsın bir hizmetçi. Duydun mu? Ya çok şükür hizmetçi ihtiyacımız yok. Biz bunları yapıyoruz. Anladın mı? Senin arkadaşların var diyorsun. Ben bir tane doğma arkadaşın geldiğini görmedim. Nerede arkadaşların? Sayende. Madem o kadar arkadaşlarım var, madem işte kısmetse olurdan önce bir sürü arkadaşlarım vardı, devam edecektin. Şimdi hani o grupla konuşmuyorsun yani. Kendin orada hayat bulmadın ya sen. Niye hiçbir arkadaşın gelmedi? Sayende.
Sayemde mi? Biraz da kendini yargılasan hepsi gelecek de. Ya nankörlük ediyorsun ya. Bir parçacık da ben tarafını kabul etsen hepsi gelecek de. Ya ne alakası var? Tek yaptığın şey sen tarafını kabul etsin. Ne alakası var? Ben seni bugüne kadar hep kabul ettim. Sen hep böyle bir çirkin tavırlar, hep böyle bir kötü konuşmalar. Yani seninle anlaşmamızın şansı yok. Yok ya. Seninle anlaşma şansımız yok. Sen çünkü herkese karşı böylesin. Sadece bana değil. Senin çevrendeki herkese karşı sen böylesin. Ve o yüzden doğuma bir tane bile arkadaşın gelmedi. Ah, söyleyeceği şeyi ben az buçuk sanki tahmin ediyorum yani buraya. Pilates yakışır sanki. Aa, pilates. Değil mi? Sen pilates yapıyordun. Aslında çok güzel olur biliyor musun? Gelirim ben de. Burada seninle pilates yapalım beraber. Süpersin. Bence de. Çok uygun. Artık nasılsa İstanbul'dayım. Bodrum'dan döndüm tamamen. Süper. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Daha henüz konuşmadık ama bence güzel şeyler olacak gibi duruyor. Ben de çok fazla gelirim artık buraya. Senin sayende. Sabah akşam ders yaptığınız zaman. Tamam. Ay, inanmıyorum bakışlarıma. Ben nazar değdirecek bana bu ya. Sürekli bakıyorsun. Başka bir şey yapmasın da. Ay Gökhan gelse de artık. Ah geldi. Oğlum hayat. Nasıl? İyi. Ne işi var bunların burada? Kimin? Bunların. Ha Dani. Ne alaka? Ben bir iş görüşeceğim onun için çağırdım. Rabia ne alaka? Rabia bilmiyorum. Ne oluyor burada yani? Ya hayatım bir işin olduğu yok. Kurban olayım yani. Sen şey yapma. Ben şimdi bir iş görüşüp geliyorum. Ne işin varsa artık. Dani ne haber? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Seni bekliyorduk. Ha, gel şurada konuşalım. Gel. Çok hoş olmuş. Evet. Ne yapıyorsun? Ben niye misin diye. Pilates yapalım. Nereye yaparız bilmiyorum da. Pilates yap. Yabancı biriyle çalışmak istemiyorum. Bence doğru karar. Sen de yaparız iş. Masaya yatıralım neler yapabiliriz? Nasıl olacak? Kafanda kurduğun o boş düşüncelerle yaşıyorsun. Arkadaşlarım senden çekiniyor. O kadar kolay iftira atıp yalan söyleyebiliyorsun ki. Yani senle benim... Ben mi? Hani karşı karşıya gelme şansım yok. Çünkü senin karşında ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yalan, her şeyin iftira kafanda kurduğun... Alemde yaşıyorsun, o telefonun içindeki alemde yaşıyorsun. Başka hiçbir hayatın, hiçbir şeyin yok abi senin. Vay be. Hiçbir şeyin yok. Geldim buraya, hani kızına yardım etmiyorsun? Sen nasıl bir hayal diyarında yaşıyorsun ya? Sen nasıl bir insanmışsın ya? Sen nasıl biriymişsin ya? Ya biraz ayakların yere ya bassın ya. Ya. Sabahtan beri karşında bir anneyle konuşuyorsun, anneyle. Duydun vallahi, mu? Önce sen, konuşmalarına dikkat edeceksin. Sen programa, saygılı olacaksın, sonra benimle konuşacaksın. Sen programa kısmetse olarak geldiğinde bana böyle 10 sefer öp, 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 öp deyip 10 sefer elini öptürdün ve ben 10 sefer o eli öptüm. Ben sana en başından beri saygılıyım ve her zaman iyi davrandım. Bunu sen yitirdin. Bizim buraya gelme sebebimiz sensin. Ay. Senin yaptığın her hatada ben seni affettim. Anladın mı? Ama sen durdurak bilmiyorsun. Bizi üzüyorsun. Ben mi bilmiyorum? Evet. Bilmeyen ben. Mutsuzluğa itiyorsun ben bizi. Mi? Evet. Yoksa sen misin? Evet, mutsuzluğa itiyorsun. Sen misin? Ya niye ben olayım? Sen geliyorsun, bizi mutsuzluğa itiyorsun. Batu. Her yaptığın olumsuz, her yaptığın kötü. Sen yaptığın neyse, her şeyin gidiyorum. Altından bahane ararsan tamam. Senden hiçbir şey olmaz. Duydun mu? Aldığım nefese bile bahane arıyorsun. Yeter artık ya. Of. Versene biraz aşkım, biraz alayım bebeğimi, rahatlayayım. Vereyim aşkım da, iyi misin? İyiyim bebeğim. Aman dikkat et. Gel. Hayırdır? Yüzün hasta. Abi annen yani ne yapacağım bilmiyorum bebeğim. Gerçekten yoruldum abi. Yani sıkıyor artık. Konuşmaları, tavırları, çıktım orada ilaç almaya giden bakıyorum arkadaşlarıyla lay lay lom konuşuyor abi. Niye geldi annen? Ne yapıyor annen?
Yani niye bir şeyler sürekli bir hava atayım, ona onu göstereyim, ona onu göstereyim. Yok şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Yani niye sürekli bunu yapıyor abi? Konuşmaları, o tavırlarını bir görsen karşıma geçip böyle... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Çirkin çirkin konuşuyor falan. Yani bana hayatımda kimse böyle konuşamadı aşkım. Yani artık ağrıma gidiyor. Sabret, sabret, sabret. Yani kötü de konuşmuyorum. Hani sadece karşısında duruyorum, yaptıklarını söylüyorum. Ama anlamıyor abi. Anlamıyor, kesinlikle anlamıyor. Çok farklı bir kafa yapısı var. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yaşıyor abi? Aşkım sen de biraz idare etmeye çalış. Ben artık iki tarafı da sakinleştirmekten çok sıkıldım yani. O da öyle birisi, onu öyle kabul edemez misin? Et yani artık, bir şeyleri artık anla. Öyle annem, o benim annem. Bebeğim ben böyle kabul etmek zorunda değilim. Senin için ben buna katlanıyorum zaten ama... karşıma geçip bir konuşuyor benimle böyle... Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim abi. Sıkılıyorum artık, bunalıyorum böyle. İster istemez artık böyle gördükçe sinirlerim tepeme çıkmaya başladı aşkım. Bak biz mutsuz oluyoruz ya. Çünkü sen, mutsuz oluyorum. Bak sen bazı şeyleri artık gözünün önüne perde çek yani. Bir şeyleri görmezden gelirsen mutsuz olmayacaksın. Sen çok fazla takıyorsun. Her hareketine dikkat ediyorsun. Belki yok saysan o anda, orada değilmiş gibi düşünsen bunları yaşamayacaksın. Sen çok fazla takıyorsun, farkında mısın? Ben mi anlatamıyorum artık? Yani kafayı yiyeceğim. Allah belamı versin yani çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım artık ya. Çıldıracağım ya. Köşeye sıkıştım abi. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Sen köşeye sıkıştın. Ben çocuk doğurdum, farkında mısın? Bebeğim ben mutlu mesut. Ben seninle yuvamı yürütmek istiyorum ya. Onun üslubu, bunun üslubu. Artık ben sıkıldım. Çok yaşa bebeğim. Biz abi şu emziğini yıkayalım. Tamam, şu olayı bir uyutalım, biz bir oturalım, konuşalım. Bizim artık. Farkındaysan zaten ilk düşünmemiz yani bunu... gereken bebek. Aselimiz, anladın evet. mı? Yoğunlaşmamız evet. gerekiyor. Evet. Evet, bebeğim bu konuyu çözmemiz lazım lütfen. Konuşalım. Sen ne düşünürsün, kabul eder misin? Bir yerde çalışıyor musun bilmiyorum. Ha, düşünüyorsan kapımız sana açık. Ben açıkçası artık İstanbul'dayım. Bodrum'dan geldim. İstanbul'da olduğum için de bence bunu bir masaya yatıralım. Şeyler yapabiliriz gibi gözüküyor. Masaya yatıralım. Oldu o zaman. Öyle mi? Böyle. İşte tamam, neyse işte burası alan. Hani daha çok böyle cihazlarla değil de. El hareketleri. Evet. Ha, ben anlamıyorum o işlerden de. Sahneyi kullanabiliriz mesela. Orayı işte. Boşaltıp. İşte oraya o bölgeye göre. Falan yapabiliriz. Ya da çok yoğun olursa biçi de kullanabiliriz. Biçi de aşağılar yoğun oluyor. Bugün biraz daha sakin ama. Ay! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptığını zannediyorsun? Senin ne işin var burada? Burası halka açık bir yerde. Öyle mi? Eline geldi. Nasıl geliyor buraya? Ne yapıyorsunuz? Ne iş var onun burada? Ya sen sevgilin yaptığına bir baksana! Melek'ten beklediğim hareketler hiç değil. Beni hiç şaşırtmadı. Yaptığı tek kelimeyle terbiyesizlik. Ben sizinle mi uğraşacağım ya? Ha? Sana dur diyorum, ona gelme diyorum. Ya burada ne işi var Gökhan? Ne işi varsa var, müşteri ya, Allah Allah. Ya sen beni mi dinle? Şuna ya bırak, çek elini. Başın ya, nasıl böyle bir şey yapar? İnanmıyorum. Çıtırdınız lan. Ay, hemen temizleyelim. Ya. Böyle başka olacağı belliydi. Şey o bakışlardan anlamalıydık. Gel temizleyelim bari, ne yapalım? Rabia Gökhan'ın peşini bırakmıyor. Kene gibi resmen. Artık bir düşse yakınızdan çok mutlu olacağım. Ama bunu hak etti. İyi oldu yani. Keşke uyumasaydı da daha çok sevseydim, daha çok öpseydim, daha çok koklasaydım. Çok özlüyorum Nur sizi. Çok özlüyorum yavrum, çok. Hani uyansın, seversin. Biraz bekle. Uyansın mı? Uyansın ne ya? Uyansın ne, ne? Neden istediğim zaman gelip göremiyorum sizi? Neden istediğim zaman yanınızda olamıyorum? Neden, neden, neden? Anneciğim, bu konuyu daha önce konuşmuştuk, değil mi? Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani iki tarafında zamana ihtiyacı var. Şu an bir araya gelmeniz sizin için güzel bir şey olmayacak. Özellikle benim için hiç güzel bir şey olmayacak yani.
Neden benimle böyle sert konuşuyorsun, kocanla yumuşak yumuşak konuşuyorsun? Neden kocanı karşına alıp da demiyorsun, o benim annem, bana bakan o, beni büyüten o, bana emek veren o, ama bu eve gelmeyeceksin dediğin kişi annen. O nasıl beni karşısına alıyor da sen ona hiçbir şekilde bir şey söyleyemiyorsun? Nasıl yapıyorsunuz bunu bana ya, nasıl, nasıl? Anneciğim, hastanedeki olan olayları hatırlıyorsun değil mi? En son nasıl birbirinize girdiğinizi, tatsızlık çıktığını ve bunlardan benim nasıl etkilendiğimi. Bunu umursamıyorsun şu anda. Nasıl eve gelemem, nasıl torunumu sevemem. Bunu düşünecek olsaydın eğer, bunları önemseseydin, önce zaten sen tavrını koyardın, ağırlığını koyardın. Hiçbir şey söylemezdin. Kızımla değil de sanki karşımda Batu'yla konuşuyor gibiyim. Ne oldu kızım sana? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Kocayı görünce çok değiştin. Ya tamam, karşılıklı zaten parladınız. İki tarafta çok fazla parlıyor. Anladın neden mı? Neden sen ona böyle naif naif söylerken bana böyle hastane olayını hatırladın mı diyorsun? Tek suçlu ben anneciğim, miyim acaba? Naif falan oturup söylemiyor. Hiç düşündün mü Nur? Oturdun düşündün mü kocanın söylediklerini? Kocanın beni hastaneden kovduğunu, nasıl gönderdiğini hiç oturup düşündün mü? Hiç bunun muhasebesini yaptın mı sen? Ne yaparsam yapayım, annem beni anlamıyor. Yok yani, ne söylüyorum, ne anlıyor? Yani artık beynim durdu ya. Sanki duvarla konuşuyorum ya. Arkadaşlar, kafede bazı eksiklikler var. Yani mesela şu masanın üzerine hemen bir tane vazo ve içine bir çiçek gelmesi lazım. Bunu Zehra'cığım sen yapıyorsun. Sen de ön tarafı temizlersin. Sonra camları da silersin. Tamam. Şimdi zaten daha sabahın erken saatleri, kimse de yok. Bunları hemen hazırlayalım ki müşteriler geldiğinde içeriği temiz bulsunlar. Okay? Peki efendim. Hadi kolay gelsin. Akın, bir baksana kardeşim. Ne yapıyorsun? İyidir, çalışıyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Dinliyorum. Bu mutfak alışverişiyle alakalı artık bundan sonra benim anlaştığım yerden yapacaksınız. Tamam, alışveriş. Ya sen işletmene baksana, ben mutfağı hallediyorum zaten. Ben işletmeme bakıyorum zaten kardeşim. Yani bu işletmeden sorumlu olduğum için zaten böyle bir şey sana söylüyorum. Sen geçmişe bir çizgi çekemedin herhalde daha. Bilmiyorum. Yaran mı var yani böyle bu tavırlar falan? Ne yapıyorsun? Emre, ben o işleri attım kafamdan. Bitti benim için. Tuğçe falan yok yani artık. Anladın mı? Bence senin bir yaran var. Ama bilmiyorum yani. Ya saçma saçma konuşma oğlum. Benim Tuğçe ile alakalı nasıl bir yaram olabilir? Ben onunla alakalı her şeyimi bitirdim. Benim ona karşı sadece olursa içimde bir kin olur, o kadar yani. Daha da fazlası olamaz, sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ya Emre, işine bak abi, uğraşamayacağım ya. Ya enteresansınız ya. Efendim kardeşim. Ekan, ne haber? İyiyim, sağ ol. Eve geldim. Ne oldu, hayırdır? Canım sıkkın biraz ya, o yüzden. Sen de konuşmak istediğim bir durum var. Tamam kardeşim, bana gel. Ben de konuşuruz, gel. Bekliyorum, hadi ben evdeyim. Suçluyum. Neden? Niye bağırıyorsun ki? Niye bağırmayayım? Yeter artık. Benim de burama kadar geldi. Seni büyüttüm. Sana baktım. Sana en güzel, en iyi şartlar altında baktım sana. Sus deme bana sakın. Bunları bana deme. Git o kocana söyle. Anladın mı? Annem bu eve gelmek hakkı var diyeceksin. İstediğim zaman geleceğim. Ben buraya geliyorum. Haftanın bir günü kalıyorum. Haftanın bir, iki gün kalmaya niyetim varsa ertesi gün mutlaka ki bir problem, bir sorun çıkartıp beni evden yollamanın peşindesiniz. Ve bakıyorum da sen de batulaştın artık. Batulaştın. Ama şunu unutma. Senin bir annen var. Duydun mu?
Senin için ciğerleri yanan bir annen var. Ne zaman bunu hatırlayacaksın bilmiyorum. Farkındaysan ben de anne oldum artık. Evet, farkındayım senin anne olduğunu. Anne oldum ve ben anneliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum zaten anneciğim. Bunu bana anlatmana gerek yok. Senin üzüldüğünün de farkındayım. Ama bir şeylerin artık düzelmesi için iki tarafın da bir fedakarlık yapması gerek. Ne demiştik? Demiştik ki kazanılmış bir hayırlı bir damat edinilmiş bir erkek evladıdır. Ben erkek evladı kazandım zannederken neden karşıma bunlar çıkıyor? Oysa ki ben her şeyin iyisi olmasını istemiştim. Neden hep beni yanlış anlıyorsunuz? Selam. Ne haber anne? İyi. İşi bıraktım. Ne? O kız yüzünden mi yoksa? Yani biraz öyle sayılır aslında. Ya neden bırakıyorsun? Saçmalama. Yani pek aslında onun için sayılmaz ama bilmiyorum ya. Ben böyle gerildiğim ortamda çalışamam ki. Ya o kız yüzünden böyle bir şey yapmana asla izin vermem ya. O şu anda mutlu olacak biliyor musun sen bıraktın diye? Yani evet. Yapmamalıydın Dani ya. Şaka yaptım. Ya gerçekten. Bundan sonra beraberiz canım. Öyle saçma sapan şeyler yüzünden eşimi bırakacak halim yok. Çok sevindim. Ya aslında Gökhan da biraz Melek'in yaptıklarını görse çok iyi olacak. Çünkü o bana ilk saldırdı. Ben ona hiçbir şey yapmadım bile. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bilmiyorum ister uygulayız ister uygulama. Ama böyle yaparsan hepten elinden kaçırırsın. Çünkü adam o kadar çok sıkıldı ki sizin konuşmalarınız, tartışmalarınızdan. Ama kaçtı. İşte ben başlatmıyorum ki. Kız beni sürekli görüyor. O beni kolluyor. O bana saldırdı, anladın mı? Bunu görmesi lazım yani. Ben birine zarar verecek bir insan değilim. Bunu herkes biliyor, beni tanıyanlar. Kendisi de biliyor. Sen de haklısın da. Ya erkekler ne bileyim hani şey ya biraz böyle tartışmadan falan kaçarlar ya. Doğru. O yüzden daha sakin, daha sessiz. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi hani ben bu biçteyim ya artık Pilates eğitmeni olaraktan. Ben de diyorum ki sen de burada kal. Benim bu hani iş başlayacak ya, yeni başlayacak olan Pilates kampıma sen de katıl. Bol bol burada Melek'in böyle beraberliğinde bozalım. Pilates dersleri yapalım. Ne dersin? Hem de fitleşmiş oluruz. Olur ya, ben de çok anlamıştım zaten. Süper olur. Güzel olur yani. İyi fikir değil mi? Aynen. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi. Birazdan ders başlayacak. Hop. Of, çıkmam lazım artık şu otelden ya. Yani bir sürü masraf abi. Nereye kadar otele para harcayacak? Yakında okul falan da başlayacak. Ay. Ya istersen benle kalabilirsin. Ya. Yani yok canım, o kadar da değil. Sağ ol yani ama sevgililik oyunu oynuyoruz diye. Bunu kabul edemem. Neyse. Yalnız Tuğçe dün akşam nasıl bozuldu? Suratına suyu yiyince kendine geldi. Rabia'ya diş attı ama haddini bildirdin yani. Oh iyi oldu ama. Benimle uğraşılmaz tabii. Bakışlarıyla bütün gece yedi kız beni. Ne yapayım abi? Doğru. Peki bu oyun nereye kadar sürecek böyle Cansel? Nasıl yani? Böyle devam ederse ben sana aşık olabilirim. Ya üf Emre, bırak dalga geçmeyi benimle ya. Biz arkadaşız sonuçta değil mi? Doğru ya, arkadaşız. Neyse sen nereden ev bakacaksın? Bilmiyorum, internetten, emlakçıdan falan işte. Dikkatli ol, Gökhan bekliyor. Canı sıkılmış biraz. Söz verdim onun yanına gideceğim. Akşama konuşuruz o zaman, tamam? Gel. Görüşürüz. Emre, inşallah düşündüğüm şey olmaz. Gördün değil mi nasıl davrandığını? Her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyor. Sen de az değilsin, su serptin kızın yüzüne. Bile bile lades. O da benim üstüme su attı ama.
tutamadım ki. Rabia'nın yaptığı da başka bir terbiyesizlik. Ama bundan sonra onun elimden çekeceği var. Göstereceğim ben o Cansel'e gününü. Vallahi bence ucuz bile kurtuldun. Söyleyeyim, ben Cansel'in ne hallerini biliyorum. Neyse, bir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Ya Tuğçe, boşuna ağlıyorsun gerçekten bak. Bunları, bu sızlanmaların hepsi boşuna. İstesen Cansel'in elinden Emre'ye böyle tereyağından kıl çeker gibi alırsın. Nasıl yapacağım? Çok kolay. Ama şimdi vaktim yok. Hadi kalk gidelim. Daha sonra anlatırım uzun uzun. Burada da ağlanma sen. Bu ne ya? Kafede ağlanır mı? Ya anne, şu sosyal medyadan artık vazgeç, tamam mı? Bak, burası gerçek hayat. Biz karşılıklı oturuyoruz. Bunlar gerçek. Anladın mı? Lütfen ya, senden rica ediyorum bunları. Ya beni özlüyorsan gerçekten şu hayattan artık vazgeç, bitir şunu ya. Bak, bunları Batuhan da söylüyor bana. Yani ben de sana iletiyorum bunları. Anla artık beni yani. Keşke Batuhan'ın söyledikleri değil de kendin olarak gelsen bana. Desen ki anneciğim, senden bunları bunları ben istiyorum desen. Batuhan seni yönetir kızım, beni yönetemez ki. Ah benim canım karım ya, ah benim güzel kalpli karım ya. Nasıl da göremiyorsun bazı şeyleri. Şimdi eve de aldırtacak kendini. Tabii insan annesi olunca göremiyor bazı şeyleri ama merak etme, ben dışarıda her şeyi çok net görüyorum. Ama öyle bu savaşı kolay kazanamayacak. Bak, ben sana olan bir şey söylüyorum. Bizim huzurumuzu kaçıran bir şey söylüyorum. Sen böyle açıyorsun konuyu. Açma. Bak, bizim sıkıntılarımız bunlar. Bunları yok etmemiz lazım, anladın mı? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Artık senin kararın, tamam mı? Gökhan kardeşim, Allah sana kolaylık versin. Yani çok enteresan bir durum bu durum. Yani kanka, artık durum o kadar saçma sapan bir hal aldı ki. Görüyorsun zaten. Gidiyoruz çocuğun doğumunu kutlamaya. Eve gidiyoruz. Orada saçma sapan bir tartışma. Gördün yani, kendin de oradaydın. Yani takmış kafaya Rabia'yı. Rabia aşağı, Rabia yukarı. Ben artık yıldım yani, artık şey yapamıyorum, önüne geçemiyorum yani. Rabia seni kıskanıyor hala, Rabia hala bilmem ne, Rabia aşağı, Rabia yukarı. İlişki üç kişi yaşıyoruz ya. Bildiğin üç kişi yaşıyoruz yani. İşte kardeşim bak, akıllı kadın, normalde akıllı olsa tamam, hiç karıştırmaz böyle şeyleri. Tutar senin kolundan, sonuna kadar seninle gider. Ama ya böyle şeyleri araya soktuğu zaman bu sefer senin kendi ilişkisine en çok zararı veriyor, farkında değil yani. Abi zaten ben partiye seninle el ele giriyorum. Seninle orada sarmaş dolaşırız. Zaten görüyor herkes her şeyi. Sen ne diye triplere giriyorsun ki şimdi, kalkıyorsun bizim, geriyorsun yani beni. Hayır. Beni geriyorsun. Ya bu sefer ben ne oluyor? İşime de yansıyor. İşime gücüme de aksıyorum. Kafam allak bullak oldu ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya böyle şey mi olur abi? Melekciğim iyisin, hoşsun. Bak, kıskanıyorsun, değer veriyorsun. Ama böyle olmaz. Yani bu kadar çok bir adamın üzerine gidilmez. Birazcık durman gereken yeri bilmelisin. Ona göre bu ilişkiyi devam ettirmelisin. Zaten Gökhan seni sevmese seninle birlikte olmaz. Seninle bir hayat sürmez. Sen de bunların bilincinde olarak birazcık daha böyle hani bir tık daha alttan alarak davranmalısın. Baba, olay benden geçmiş. Benimle hiçbir alakası yok. Buna inanıyorum. Tamam, çok kıskanç ama Rabia'yı takıntı yapmış abi. Sanki her an böyle ben Rabia'yla olacakmışım gibi. Her an bir şey patlayacakmış gibi. Her an bir sıkıntı olacakmış gibi. Böyle bir şey olmaz yani. Vallahi Gökhan'ım, inşallah istediğin gibi olur ama bu şekilde devam ettiği sürece sen çok yıpranırsın kardeşim, haberin olsun. Yıpranıyorum abi, işime gücüme yansıdı, gidiyorum elemanlara bağırıyorum, çağırıyorum ya. Adamlar suratıma bakıyor, niye bağırdı bize acaba diye. Ne oldu ya, yine atıp tutuyor Batuhan Batuhan diye? Ne olacak? Ne klasik sahneler işte yani. Bir yanda sen, bir yanda annem. Bıktırdınız beni ya. Onca yaptığı şeyden sonra anneni savunma bana aşkım. Aşkım ya bak, birazcık lütfen anlayış gösterir misin? Ya düşünsene, ben senin annene bu şekilde davransam hoşuna gider mi? Gitmez. Gitmez yani. Ya gitmez de şimdi ben kadına ne zaman iyi olsam kalkıyor gene bir şey yapıyor, beni çileden çıkartıyor. Aşkım ne yapayım? Yani tek varlığım o benim. Annem yani. Ne yapabilirim? Lütfen. Lütfen ya. Tamam. Ama şartlarım var.
Tamam, neymiş? Şartlarıma uyarsa gelsin. Neymiş? Birinci, sosyal medyaya girmeyecek. İki, yayın yapıp, canlı yayın yapıp arkadaşlarına hava atmayacak. Üç, arkadaşlarını bu eve çağırmayacak. Dört, benden kesinlikle uzak duracak. Beş de evle ve Asel'le ilgilenecek. Tamam, gidip şartlarını anneme söyleyeceğim. Ama bundan sonra kavga çıkarmak yok, bu da benim şartım. Bebeğim, annem bir şey yapmadıktan sonra ben kavga çıkarmıyorum zaten. Tamam o zaman, ben gidiyorum. Hadi git. Efendim kardeşim? Ya sorma ya. Gelmişken anası burada, eşyalarım eşyaları. Abi yapacak bir şey yok işte. Nur var arada, Loğusa kız. Yüzmek de istemiyorum. Ama şartlarımı koydum. Yani şartlarım uymazsa bir daha ömür boyu def ederim evimden onu. Yani bazı çizgileri sen çizen adamsın ama bu çizgileri aşıyor Melek, baksana. Değişik abi, yani. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu işlere zaten gelen bir adam değilim. Böyle aşırı kıskançlıklar, paranoyaklıklar, işte olmayan şeyleri varmış gibi yaşamaklar, bunlar beni geriyor zaten yeterince. Peki bir şey soracağım olmuyor sana. Olmuyor yani. Sana bir şey soracağım. Peki sen bu kıza karşı bir şey ne hissediyorsun kardeşim? Yani hani nasıl, ne, sendeki yeri ne? Nerede? Kanka, nasıl anlatayım bendeki yeri ne? Leyla'm, ben de bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum abi, bendeki yeri de ben bu kızın çözemedim. Anladın mı? Kavga ediyoruz, barışıyoruz, iyi konuşuyorum, kötü konuşuyorum. Hani her şeyi deniyorum ama olmuyor. Ne yaparsam yapayım ben bunun önüne geçemiyorum baba. Hani ben bu kızın dünyayı önüne sersem, tamam mı? Dünyayı böyle önüne sersem diyecek ki bana, niye bu tarafa sermedin diye benimle kavga edecek. Öyle bir şey olabilir öyle mi? Öyle zaten canım, o kadın milletinin genel huyu öyle de. Ya öyle de baba, öyle bir şey yok. Ya bu deveyi güdecek ya da bu diyardan gidecek yani. Ben gelemem bu işlere. Olmaz yani. Valla Gökhan'ım, inşallah istediğin gibi olur ama bu şekilde devam ettiği sürece sen çok yıpranırsın kardeşim. Haberin olsun yani. Yıpranıyorum abi, işime gücüme yansıdı. Gidiyorum elemanlara bağırıyorum, çağırıyorum ya. Adamlar suratıma bakıyor, niye bağırdı bizi acaba diye. Görmüyor musun ya? Eve gelmişim bu saatte, işimi gücümü bırakmışım, buraya gelmişim kafamı toparlamaya. Ama toparlayamıyorum. Çok sıkkın gördüm canını da. Sıkma canını ya, geçer elbet. Ya sıkma canını diyorsun da abi. Nasıl sıkmayayım ya? Ne yapacağımı şaşırdım. Üzme kendini, boş ver. Bak şu Derya'ya, ne güzel. Bunun keyfini çıkartalım. Bir şeyi anladım baba. Rabia'ya benim eski olaylardan dolayı... Tamam, sevmiyorsun, illetsin, rahatsız oluyorsun. Bunu anlarım. Ya Dani benim orada çalışan bir kız. E tabii. Sen gidip onlara niye saldırıyorsun? Sen niye gidip oraya kavga ediyorsun? Oğlum şimdi sen de çapkın bir adamsın. Ben tamam, çapkınım da kanka yani. Şimdi öyle de değil yani. Tamam, şimdi sen çapkın bir adamsın. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Tutan, ben memnun oldum. Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir arkadaşımdan aldım numaranızı. Ev bakıyorum. İşte iki odalı olabilir ya da bir oda, bir salon. Güvenlikli, staged'de. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Siz Kısmetse Olur'dan Cansel değil misiniz? Evet. Evet ama şimdi hemen eve bir baksak, çok acilim. İnanın bana, sosyal medyadaki resimlerden daha güzelsiniz. Ben size yardımcı olacağım. Kısmetse Olur nasıl gitti bu arada? Beyefendi, yalnız ben Kısmetse Olur için burada değilim. Sizden gerçekten dışarıda yazan gibi profesyonel bir yardım bekliyorum. Tamam. Yardımcı olursunuz. Ben de tam sizin aradığınız gibi bir ev var. Size yardımcı olacağım şimdi. Lütfen. Birkaç tane ev göstereyim size hemen. Tamam. Böyle bakın isterseniz. Peki en son Eser'le olan ilişkiniz nasıl gitti? Tamam, şöyle bir ilginiz var. Beni galiba. Ben gerçekten ciddiyim yani. Ev için buradayım. Lütfen ya. Yok, ben sadece sizi tanıdığım için çok heyecanlandım da bir anda. Onun için sormak istedim. Heyecanlanmanıza gerek yok. Siz lütfen şu ev işini halledin. Ben başka bir şey istedim. Türkiye'ye yeni mi geldiniz peki? Evet. Tamam. Böyle bir evimiz var. İsterseniz buna bakın. Ev sahibimiz kendisi Kıbrıs'ta yaşıyor. Bu evi beğendiyseniz kendisini arayabilirim isterseniz. Site içinde değil mi burası? Evet, burası site içinde bir ev ve güvenliklidir. Ve bence tam sizin ışıltınıza uygun bir ev olduğunu düşünüyorum. Işıltıma uygun mu? Evet. Yani tam sizin ağrınıza uygun bir ev bence. Evet, ona ben karar veririm zaten görünce. Tamam, ben hemen ev sahibini arıyorum. Sonra gider eve bakarız birlikte, olur mu? Lütfen.
Ne oldu? Ev sahibi cevap vermiyor şu anda fakat... Bir daha arasanız. Kendisi yurt dışında olduğu için büyük ihtimal cevap vermiyor. Siz bana numaranızı verir misiniz? Bana geri döndüğünde ben size ulaşayım. Yani ben sizi ararım, sonra gider eve bakarız. Tamam, çünkü lütfen ev sahibine ulaşırsanız beni rahatsız edin, olur mu? Tabii ki de, hiç sorun değil. Bu arada elimde başka evler de var, görmek ister misiniz? Ben bu evi sevdim, içime sindi. Siz ev sahibine ulaşırsanız... Tabii, yani çok yakında hemen şurada bir tane daha vardı. İsterseniz ha, bakabilirdik. Bakarız sonra. Çok memnun çok oldum, teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum biraz önce buraya kim geldi biliyor musun? Kısmetse Olur'dan Cansel var ya. İnanamazsın, böyle bir şey olamaz. Biraz önce karşımda oturuyordu, bana ev sordu. Ona ev göstereceğim. Numarasını falan da aldım. Ya inanamıyorum şu an ya. Çok heyecanlandım oğlum. Ben seni arayacağım tekrar, haberleşiriz. Hadi bay bay. De geldik buraya. Ben de seviyorum güzel yer. Ben çok heyecanlıyım. Neden? Bilmem, çorba içeceğim için herhalde. Allah Allah. Teşekkürler. Hmm. Sağ olun. Çok güzel olmuş. Suyum. Yunani mi var çorbanın içinde? Ben bilmem efendim. Şefim bilir. Şefim çağır mısın bana? Tabii. Mehtap, ne gerek var şimdi böyle bir şeye? Teşekkür etmek istedim. Belki tarifini alacağım. Tarifini alacağım. Hı, belki tarifini alacağım. Sen bilmiyorsun yani bunu yapmayı. Ben bu çorbayı yapmayı bilmiyorum. Domates çorbasında başarısızsın ya. Hoş bulduk. Nane mi var çorbanın içinde? Evet, biraz. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Akın hep çorba yapar zaten. Yeni bir şey değil. Evet, işimiz gereği. Bu kadar hep güzel mi oluyor? Çorbaların hep bu kadar güzel mi oluyor? Sabırla ve sevgiyle yaptıkça. Çok mu sevgi var içinde? Fazlasıyla. Tarifini alabilir miyim? Tabii ki. Ben şöyle geçeyim. Siz tarif verin birbirinize. Su ister misin? Yok. Oturmak ister misin? Oldu bitti. Domates çorbasını tutturamam zaten. Evet, biraz zordur yapmak. Evet, çok zor. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? İyi görmeyeli. Zaten iyi gördüm. İyi. Ama heyecanlıyım. Güzel yani. Bugün nasıl görünüyorum? Güzel. O kadar mı? Sadece güzel mi? Ne demem bekliyorum. O kadar hazırlandım. Özel bir gün. Kafeye gelmek için. Özel bir gün bugün. Belki özel olacak. Umarım. Çorbada ne var? Bana özel değiller. Domates çorbası işte. Hadi lütfen yapma, bir tarif vereceksin. Tuğçe, ben Akın'a yakınlaştıkça rahatsız oluyor. Sebebini bilmiyorum. Ama Akın'la Emre birlikte çalışıyorlar ve problem olmuyorsa... ...ben de Tuğçe ile çalışırken hiç problemsiz çıkabilirim. Sevgi, sabır ve servet var içinde. Bu kadar güzel yemek yapan biriyle evlenebilirim. Aşık olabilirim. Hoşlanabilirim. Çok etkilenirim. Sadece iyi yemek yaptığım Eve için. İş getirmiyorum ama yakakçım ya. Ben sana yemek de yaptırmam. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmam. Taktik, taktik, taktik. Mehtap, yemezler ya. Bana yapma. Bir çorbayla evliliğe mi karar veriyorsun sen? Bilmiyorum, artık içine kattığın sevgi galiba fazla kaçırmışsın. Rahatladın değil mi daha da? Sıkıntı yok yani. Yani kanka benim geçti de sen beni aradın, niye aradın? Sen geldin ama ben hiç unuttum seni komple ha. Senin derdin ne? Ya şimdi senin canın sıkın, hiç oralara girmeyeyim, bulaştırmayayım ama... ...mevzu Akın kardeşim. Adam... Bilmiyorum, sindiremedi mi yani tam olarak bir şeyleri adapte edemedi yani kendisini, anlatabiliyor muyum? Yani bak, sen bana tamam güvendin,
senin hatırına bende gerçekten çok büyük. Ben bu yüzden hani, idare etmeye çalışıyorum. Ama ciddi anlamda son zamanlarda fazlaca can sıkmaya başladı. Ben bu işten de çok anlamıyorum. Burası da bu böyle devam ettiği sürece işletmede sıkıntı yaşayacağız. O yüzden sen hani buna bir çare bul kardeşim ya. Vallahi kardeşim ben çok profesyonel birini aramadım. Zaten çok profesyonel birini arasaydım farklı bir şey bakardım. Şimdi bana orada güveneceğim adam lazım. Şimdi sana da güveniyorum. Ama aynı zamanda aklına da güveniyorum. İkinizin orada bir olması lazım. Şimdi orada siz birlik olacaksınız ki biz iş yürütelim. O içeride, mutfakta, sen salondasın. Yani anlaşmanız lazım, bunu bir arada yürütmeniz lazım. Ben ikinize de konuştum, okey verdiniz. Şimdi farklı kutuplara gidiyorsunuz yani. Nasıl yapacağız bunu? Çoğu müşterim beğenir ya çorbalarımı. Çoğu benim gibi mi? Müşteri. Biz tanışıyoruz Akın, saçmalama. Müşteri değilim. Sürekli geldiğim yer yani. Ne demeye çalıştığını pek anlamadım da o yüzden soruyorum. Çorbanın tarifini verirsen anlatırım uzun uzun. Tamam, vereceğim ben sana. Bak titriyorum ya, Allah Allah, heyecan yaptım. Niye kabul etmiyorsun ki? Çok beğendim, sadece tarifini istiyorum. Bana verecek misin tarifini? Çorbanın tarifini ver bana. Vereceğim dedin ya, tabii niye vermeyeyim ya? İyi, bana özel dedin ya. Yok. Saklamıyoruz yani kimseden yaptığımızı. Neyin var senin? Tuğçe neden rahatsız oldu? Ne yaptın Tuğçe'ye? Hiçbir fikrim yok. Emin misin? Masadan kalkıp gidecek kadar. Çorbayla alakalı. Bilmiyorum. Ona da çorba içirdin de sonra... bir şey mi oldu? Vallahi benim kimseye kinim yok. Kimseyle bir alıp veremediğim de yok. İşimi yapıyorum. Bence davet et, gelsin. Tuğçe mi? Evet. Rahatsız olması olmaması gerektiğini göster. Beni ilgilendirmiyor. Yani madem kin tutmuyorsun. Emin misin? Eminim. Baş başa mı kalalım? Baş başa mı kalalım? Söyledim. Ben işlerime devam edeceğim. Sen çorbanı içmeye devam edebilirsin. Hadi su iç rahatla, hiç içmedi. Birader benlik bir şey yok. Adam da böyle yani ben gelemiyorum kardeşim. Bana surat yapan adama ben yani şey yapamam. İçim ısınamaz, anlatabiliyor muyum? Bence yoksa ben pozitif adamım. Ben girerim, selamımı veririm, gülerim, eğlenirim. Oranın pozitif olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama herif suratını asarsa ben buna gelemem. Pardon kardeşim. Efendim Cansel. Emre, evi tamam gibi. Ya süper, sevindim. Sen kafede misin? Yanına geleyim mi? Ya şu anda ben Gökhan'ın evindeyim de kafeye geçeceğim. Ama daha belli değil yani, Gökhan'dayım şu anda. Tamam o zaman, sonra mı görüşelim yani? Ben geçtiğimde haber veririm, olmadı kafede buluşuruz daha sonra. Tamamdır, anlaştık, hadi görüşürüz. Tamam, hadi öpüyorum seni, görüşürüz. Çok sevindim, bay bay, görüşürüz. Senin telefon, benim kapı. Oho. Susmuyor mübarek, baya. Ki bana arayana, kimse gelmez, arayana, hayırdır gelen, inşallah. Gelene. Allah Allah. Hey. Sen beni nasıl bırakırsın orada ya? Sakin olsana. Sen beni orada o şekilde bırakıp gelemezsin. Ne yapamam? O şekilde bırakıp gelemezsin sen beni orada. Sen şöyle geçsene. Şöyle geç, şöyle. Kes, 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 kes. Ha. Anlat bakayım. Sakin olun ya. Gelsene sen, otursana bir. Hayırdır? Sen beni niye orada o şekilde bıraktın? Ne şekilde bıraktın? Yalnız bir şekilde. Ya sen hangi böyle hakla, cesaretle gideceksin, gidiyorsun benim iş yerimde insanlara saldırıyorsun? Pardon, senin eski sevgilin hangi hakla senin biçine gelip orada güneşleniyor böyle? Parasıyla değil mi arkadaş? Parasıyla değil mi? Evet. Ne münasebet ya, sen ona o partide yüz vermeseydin o kız bugün buraya gelmeyecek. Partide yüz verdim. Evet. Melek, melek, melek. Yani meleksin ama melek gibi hareket etmiyorsun. Yanlış yoldasın. Senin şu kıskançlıklarına bir dur demen lazım. Yani başına ne geliyorsa senin kıskançlığın yüzünden geliyor, haberin olsun.
Sen bir dakika. Bebek partisine gidiyoruz. Kavgaya geldi saldırdı. Ben bir şey demedim ama. Bebek partisine gidiyoruz. Kavga ediyorsun. Rabia'ya saldırıyorsun. Dönüyorsun Dani'ye saldırıyorsun. Ya sen kendi kafanda ne yaşıyorsun ya? Ne yaşıyorum biliyor musun? Senin o çok büyük aşk yaşadığın kız arkadaşın önce gelip partide böyle yakınlaşmaya çalışıyor. Bana saldırıyor. Ondan sonra senin biçine geliyor. Sen de bunlara yüz veriyorsun. Sen de bunlara izin veriyorsun. Hayırdır ya? Anlamıyor. Gökhan beni anlamıyor. Ben kendimi kesinlikle anlatamıyorum. Ya bir şekilde beni anlaması lazım artık. Neyse şimdi Tuğçe'yi unutalım. Başka bir şey soracağım. Ben partide şeye takıldım. Yakana gerçekten bir şey döküldü mü? Yok, dökülmemiş herhalde. Dökülmediği halde yakanı silmelerine izin mi veriyorsun? Dökülmüş şaka yapmış gibi. Abi ya. Nasıl yani, bir şaka? Nasıl bir şaka bilmiyorum. Fark etmedim ben de. Yakanı siliyor. Bir şey yok deyip elini çekmedin. Baktım sadece. Ben de baktım. Hiçbir şey yoktu ve müsaade ettin. Müsaade mi ettin? Rabia ile arkadaş mısınız? Arkadaşız. Sırf bana gıcıklığına gelip yakanı silmediyse ben de Mehtap değilim. Sebep? Evet, sebep. Yani biri dururken gelip yakanı siliyor. Niye? Hiçbir fikrim yok ya. Şaka yapmış olabilir yani bu konu. Ya da seninle ne alakası var bu konunun onu anlamadım. Bu konuda bir fikrim yok. Belki biz arkadaş değiliz ondandır. Bilmiyorum. Ben biçime gelen kimseye gelme demem bir kere, anladın mı? Diyeceksin. Ya ne demek ya? Ben burada ne işe yarıyorum ya? O zaman buraya da çağır Rabia'yı. Buraya da çağır. Buraya da çağır o zaman. Biz ne işe yarıyoruz? Kardeşim bir sakin ol ya. Bırak şunu. Sen bana boş boş konuşmayacaksın. Sen ne paranoyaklık yaşıyorsun ya? Paranoyaklık yaşamıyorum. Paranoyaklık yaşamıyorum ben. Beni ilgilendirme sen arkadaş. Sen bana bunu yaşatıyorsun. Ben Rabia'nın defterini kapattım ve kapandı gitti. Kapandı o yüzden sen hala biçinde değil mi senin? Hala şu an o yüzden onu bana savunuyorsun. Bak bir kere bana konuşacağın o ses tonunu bir ayarla. Tamam mı? Nasıl beni, ayarlayayım istersin? Beni yukarı çıkarma. Sen de o Rabia'ya karşı davranışlarını ayarla. Ben Rabia'yla bir davranışlarım tamam her seferinde. Ben de o zaman sesimi ayarlarım. Her seferinde senin yüzünden muhatap oluyorum. Gökhan beni yine azarladı. Rabia'nın gerçek yüzünü bir türlü ortaya çıkaramadım ama kesinlikle çıkaracağım. Buna hazır olsa iyi olur. Partiye gidiyoruz, tartışıyorsun, muhatap olmak zorunda kalıyorum. Biçeye gidiyorsun, saldırıyorsun, muhatap olmak zorunda kalıyorum. Onun dışında benim muhatap olduğum bir şey yok ki. Kendi kafanda ne yaşıyorsun ya? Aynen öyle. Göreceğim 2-3 gün sonra. Neyi göreceksin 2-3 gün sonra? Neyi göreceksin yani? Sen kafana göre gideceksin, bir şey yaşayacaksın. Benim dükkanıma gideceksin, huzurunu bozacaksın. Ondan sonra gelip bana konuşacaksın, öyle mi? Beni ilgilendirmiyor arkadaş. İsteyen istediği şekilde girer oraya. Yer içer, hesabını öder, gider. Ben oraya onu sokmam. Ben neye sana sokmaz söyleyeyim. O Rabia'yı ne eve, ne hayatıma, ne senin hayatına, ne de o biçe sokma. Eve zaten ne işi var evde? Bence de ne işi var? Bir burada eksik zaten kız. Bir burada eksik. Arkadaşlar birazcık sakin olur musunuz artık? Gerçekten rica ediyorum. Hadi kalkın gidelim beraber kafeye. Bir şeyler içelim. Bak kardeşim ne diyeceğim ya? Benim dinlenmem, sakinleşmem lazım. Bak kendine gel. Artık sakinleşmem lazım. Anladın mı? Benim canımı sıkıyorsun. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Harbiden de buna devam edersen bir dahası olmayacak yani, aldın? Karşıma gelip konuşamayacaksın bile bu evde. Çünkü neden? Rabia hayatımızda olmazsa bu şekilde konuşmayız, bu şekilde tartışırız. Rabia senin hayatında, senin para olarak ilişkinden dolayı hayatında. Benle muhatabı yok yani, benle konuştuğu bir şey de yok. Kendi kafana göre yaşıyorsun ya. Kalk gidelim kardeşim ya, bununla mı uğraşacağım ya? Sen de birazcık sakin ol. Yapma yani, doğru değil bu hareketler. Ben biliyorum yapacağımı. Ben sana tarifi yazayım güzelce. Sen buradan bakar bakar yaparsın. Özledikçe. Her gün buraya gelmene gerek yok yani. Sevgiyi nasıl bulacağım içine katmak için? İçinden geldiği gibi yaparsan. Onu da senden almaya gelirim artık. Her kafeye şey gelmek olur. Zorunda kalmam. Yalnız hala bizi kesiyor. Neyse. Aslında benim tek düşüncem Mehtap'ın kalbinin kırılmaması. Çünkü zamanında yaşadığım şeyler var ve benim de kalbim çok kırıldı. Bu anlamda da arkadaşımın kalbimin kırılmasını istemiyorum. Domatesi rende olarak kullanırsam... Yeteri kadar mı yazdım ben? İşte yeteri kadar un. Unu mu? Domates çorbası unu mu koyuyorsun? Sen yemek yapmayı bilmiyorsun gerçekten. Nereden bileyim? Yapacağız. Yani ben nereden yemek yapmasını bileyim? Okul, iş derken. Bahane yani. Ya yer kalmadı. Sayıları yaz dedim. Oldu mu? Sonra numaranı da yaz. Hala arkadaşsanız birileriyle. Evet, açım. Buyur ben sana tarifi vereyim.
Sana başarılar dilerim. Ya demin ne güzel gülüp oynuyorduk. Şimdi niye böyle surat yapıyorsun? Surat mı yapıyorum? Hala aynıyım ah. İstediğin tarifi... Masada öyle davranmıyordun ama. Güzel oturdum karşıma, gülümsedim falan. Ben bunu evlenme teklifi zannettim. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Ama numaranı istiyorum. Bir daha da yakını kimseye sildirtme. Kalsın numara. Görüşürüz. Sonunda aldım tarifi. Ne bu surat ya? Üf, keyfimi bozma. Bütün tarifi aldım, boncuk boncuk ter attım resmen. Mehtapcığım, bir geçmişimiz olduğunu biliyorsun değil mi? Hani sen yakınsın ya bana. Tuğçe, geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişe takılmasak, önümüze baksak. Çorbamızı içsek. Öyle diyorsun. Yapınca seni de çağırırım, merak etme. Merak ettiğim ne biliyor musun? Ne? Gerçekten Emre'yi seviyor musun? Yoksa akına inat mı bir şeyler yaşadın? Ya artık yani çok saçmalıyorsun şu anda. Yani şu an eski sevgililerimden biri olsa şu masada hiç de rahatsız olmam. Çünkü içimde bitti. Çünkü adı eski. Ama yine de yakınsın ya bana hani bu durumda diyorum zaten Mehtap. Anladın mı? Kimseye karşı içimde bir şey yok şu anda. Yakınlığımızı bozacak kadar ne hissediyorsun Akın'a? Bir şey hissetmiyorum. Gerçekten bak sıkılmaya başladım bu durumdan. Bir şey hissettiğim için değil, seninle yakın olduğum için aynı ortama giremeyiz diyorum. Anladın mı? Hani yakınız ya biz seninle. Sen onunla bir şey yaşadığında, sonuçta geçmişte bir şey paylaştığım insan. Senin canını mı acıtıyor? Nasıl aynı ortama gireyim? Mehtap anlamıyor musun? Canımı acıtmıyor diyorum. Olmaz. Akın'la aynı ortama girememe sebebin ne? Madem içinde bir şey yok. Anlatıyorum zaten. Geçmişte bir şeyler olduğu için sen, ben, o aynı ortama giremiyorum. Anladın mı? Bana olmaz. Anladın mı? Bana ters. Sana olmaz. Evet. Akın'ın yaptığı yemeklerden hoşlanıyorum ama Akın'dan hoşlanırken Tuğçe'nin kalbini kırmak istemiyorum. Yani bana yakın olan biri olmaz. Bu sensen. Başka biri olsa bana ne zaten? Akın'da zaten bir şey olmadığını söyledi. O yüzden numarasını yazdı da verdi tarife. İyi, ne güzel. Çok güzel. Ben artık sıkıldım. Kalkıyorum gerçekten. Emin misin? Benle geldin. Tek başına mı gideceksin? Niye sıkıldın ki? Sen de benle geldin ama hiç benle değildin. Sen terk ettin hayatım falan. Masayı terk etmeseydin. Ben mi terk ettim? Masayı terk etmem mesaj vermek gibi bir şeydi sen gayet. Sen resmen git peşine dedin orada. Bekleme. Mehtap git dedin zaten orada bana. Hani git de rahat rahat tarif verelim birbirimize dedin. Yani onu aldım doğru. Mutluydum evet. Ve mutlu olmak istiyorum Tuğçe. Senin geçmişin yüzünden mutsuz olmak istemiyorum. İnşallah olursun valla. Desteklersen olacağım arkadaşım. Ben niye destekliyorum ya? Çünkü en iyi sen tanıyorsun. Tövbe yarabbim. Tuğçe. Yeter artık. Tuğçe. Gerçekten. Tuğgem'in Tuğçesi. Benden destek mi istiyorsun? Evet, Tuğgem'in Tuğçesinden istiyorum. Ne var? Vallahi sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Bu kadar takıldığını bilseydim seni getirmez tek gelirdim. Neyse, tarifi aldım. Geriye numarası kalıyor. Güzeldi ya. Evet. Anlamışım biraz ama yorulmuşum. Yani bilirsin işte ya. İlk başta her şey zordur ama zamanla alışırsın. Alışacağım. Ama iyisin, fena değilsin bence. Değil mi? Esneksin. Alışacağım artık. Bundan sonra seninle sürekli pilates yaparız. Bak ne yapalım biliyor musun? Haftanın 3 günü bil fiil bence hiç bırakmadan çalışalım. Beslenmeye de ona göre ayarlayalım. Bir de kardiyo yaparız. Mis. Aynen. Çak. İşte bu. Yani umarım güzel öğrenciler olur ya. Ay ben aslında pilatesinde değilim de hani. Ne? Şeyindeyim yani. Pilatese geliyorum da senin yanına. Birazcık da meleği gıcık etmek için geliyorum yani. O zaten yani hani, kesin. Evet sıkılaşıyorum biraz da iyi olacak ama bir şey söyleyeyim mi? Bence senin fiziğin meleğinkine on basar. Öyle diyorsun. Yani toparlanırsan. He. Herhalde ne ya. Kadar sürede? Bir ay. Vallahi. Ama beslenmeye uyacağız. Tamam. Oturabilir miyim? Hayır. Oturmak istiyorum.
Ne kadar yüzsüz bir kız. Bir yüzsüzden girmesen artık. Biraz doğal ol. Ama öylesin. Hala yanıma geliyorsun. Senin için gelmiyorum. Ne için buradasın o zaman? Bir şeyler soracağım. Ne gibi? Ev arıyor musun? Evet. Evet, ev arıyorum. Sen nereden biliyorsun? Bende kalsana. Yani sonuçta bir sen beni sonrasında aramasan da bir tanışmışlığımız var. Selam, aleyküm selam. Kitap ne yapıyorsun yani... ya? İyi, sen nasılsın? Cansel ev arıyormuş da. Sonuçta bir geçmişimiz var. Ben de kalabilirsin demek için geldim ama... Ha, haberim var mı? Zeytin dalı uzatıyorum, bulamadım. Onu soracaktım ben de. Ne yaptın, halledebildin mi? Ya hallettim. Aslında ama bilmiyorum pek içime sinmedi. Bakalım. Mehtap'ta kalmayı düşünmüyorsun değil mi? Tabii ki daha iyi. Yani şimdi kızı yine yalnız bulmuş. Ya niye hep beni yerden yere vuruyorsun? Koparıyorsundur. Bir öldürmeyin, bir vurmayın ya. Direkt vurarak giriyorsunuz. Mehtap'cığım yapacak bir şey yok. Yani şimdi sen de bize hep aynı şekilde yaklaştığın için haftalarca, günlerce, aylarca. Daha yeni destur. Ve hiç değişmediğin için yapabilecek bir şey yok şu anda. Seni samimi bulmadığımı biliyorsun zaten. Ben şöyle gibi bir insan değilim ki. Böyleyim. Yapacak bir şey yok. Bana alışmanız lazımdı. 3 sene oldu artık. Kabul ediyorsun samimi olmadığını. Jöle gibi biri olmadı mı kabul ediyorum. Tamam. Ne geldiyse başıma hep iyi niyetimden geldi. İyi niyetimle evime davet ettim. Daha evvelkilerden malum başıma gelenler. Bu sefer de aynı yerden vuruldum. Yani cehennemin yolları cennetin taşlarından geçiyor. Ben de oradan yürüyorum. Yok canım, ben almayayım. Teşekkür ederim. Hey Cansel, sen ne yapıyorsun ya? Aynen, biz muhabbeti döndürelim yoksa... Siz ne yapıyorsunuz? Ne gibi? Yani nasıl gidiyor bu aralar? Partide de konuşamadık. Her şey yolunda gidiyor yani. Bir değişiklik yok. Normal. Bilmiyorum. Dozunda. Bu yolunda hali mi? Sence nasıl olması lazım bak Cansel diyordum az daha yine. Ağız alışkanlığı var. Ne yapalım yani? Bu günün normal hali mi? 24 saatin 15 saatini konuşarak geçiriyoruz. Rahatsız etti mi seni? Demek öyle. Evet, sorun. Partiye de el ele geldiniz. Hayırdır, ne oluyor? Seni hiç ilgilendirmez Mehtap. Bunlar seni hiç alakadar etmez arkadaşım. Tamam? Emre. Mikserliğini benim işletmemde yapma. Git başka yerde yap. Hadi. Emre, gitmeyeceğim. Zaten sen neden benim buraya gelme sebebim ki? Var. Senden yüz buluyor. Ya bir de geliyor, yiyor, içiyor, hesap ödemeden gidiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bu konuda yalan söylüyorsun. Şu an yalan söylüyorsun. Hesapları garsona veriyorum, sana değil. Nasıl garsona veriyorum? Garson geliyor, getiriyor önüme şeyi, adisyonu. Abi diyor, Mehtap Hanım yine ödemedi. Yine vermeden gitti. Ya kötü yerden vuruyorsun. Böyle bir şey yapmıyorum. Allah Allah. Yapmışsın böyle bir şeyi. Ya kaç yıldır tanışıyorum, bir de hesap mı ödeyeceğim? Pardon. Ah işte. Bak şimdi itiraf ettin mi? Demek söyleyeyim, ödemiyorum. Tamam, şöyle söyleyelim. Niye hesap vereyim tanıdığım yeri, tanıdığım birinin mekanında? Bir şey diyeceğim. Babanın mekanı. Şimdi Cansel, ben de gel kalacağım. Kaldığı zaman bana para mı verecek? Vallahi senden korkulursan gidip alırsın. Ne kadar ayıp. Kayserili işte. Her şeyde parayı katıyor. Parayı katmıyorum Allah'ım ya. Allah'ım Kayserili. Bu hayat nasıl dönüyor mekanı? Her şeyi buna döküyorsun. Paraya dök her şeyi. Her neyse, para muhabbetini boş verin. Aynen. Cansel, gel kal bende. Mehtap, saçmalama istiyorsan. Ben ciddiyim yani. Gerçekten ben niye benim masama geliyorsun kovulduğun halde? Neden? Ben de onu söylüyorum. Ben bu kadar yüzsüz değilim. Ne oluyor bana? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Gökhan Bey geldi mi acaba? Tamam. Bir de ben bazı günlerde diyorum ki böyle stretching için yoga da mı yapsak? Gün batımında, güneş doğuşunda. Vallahi benim yogaya zaten ihtiyacım var. Benim burada psikolojim alt üst oldu sürekli. Evet. Derken evet, enerji yoga tam üzerine Melek geldi. Enerji ve yoganın üzerine geldin de Melek. Biraz konuşabilir miyiz Rabia? Neden? Bazı şeyleri düzeltelim, konuşmak istiyorum seninle. Buyurunuz efendim. Konuşalım. Hadi gel. Anlattım anlamadı. Laftan anlamayın sonu kötektir. Bunu bilmesi lazım. Ben söylemiştim size gelip hükümdarlık kuracağımı. Geldim ve hükümdarlığımı kurdum. Sizler ne yapıyorsunuz bakalım?
Oho, evet burası benim odam. Gezdirebilirim size odayı. Evet. Görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Ya nasıl dediklerimi yaptırıyorum. Ve yaptım da ben yaparım. O Batu var ya, o Batu. O zannetti ki yaptıkları yanına kâr kalacak zannetti. Ama ben onun yaptıklarını hiçbir zaman yanına bırakmam. Geldim ve burada artık benim sözüm geçiyor biliyor musunuz? Batu hiç oldu. Geride kaldı, solladım onu. Evet, ben de sizin kadar mutluyum. Karıcığım. Karıcığım. Bak sana ne hazırladım. Wow, süpersin. Özel spesiyelim benim. Ellerimle tek tek kürdandan geçirdim o zeytinleri aşkım. Ya senin böyle ince adam olmanı neye bağlayabilirim acaba? Vallahi aşkım çok ince bir adam değilim ama seni çok düşündüğümün ve sevdiğimin fazlasıyla farkındayım. Sana özel Urfa'dan salatalık, Mardin'den domates, Erzurum'dan fesleğen yaprakları. Bunlar nane canım. Nane mi? Hadi ya. Tamam. Portakal suyun da özel aşkım. Portakalların Antep bahçelerinden toplandı. Acılı mı? Yok aşkım, acısız. Sen yemeyecek misin? Ben yedim. Ama seni bak, izleyeceğim. Sandviçimi paylaşmam ona göre. Tamam aşkım. Hepsi benim. Bir ısırık verirsin herhalde, o kadar hazırladım. Hayır, veremem. İki kişiyiz biz. Hep de buradan yırtıyorsun son 9-10 aydır, farkındasın değil mi? Anne olmak böyle bir şey canım. Anne olmak böyle bir şey, evet aşkım. Anne olmak kızına ev yemeği yaptırmayı da gerektirir aşkım. Annem buraya niye geldi? Şimdi anne olmak deyince aklıma geldi. Buralara girmek istemiyordum ama senin annen buraya abi sabahtan beri oturuyor. Arkadaşına resimler gönderiyor, videolar gönderiyor. Sana bakmak için gelmedi mi torunla sana? Niye ev yemeği yapmıyor? Bir yemek yapsın abi ya. Aşkım boş ver ya, ben hallederim. Abi neyi boş ver, sana yardıma gelmedi mi? Bir yemek yapacak ya, bir fasulye yapsın, bir pilav yapsın, bir şey yapsın. Senin biliyorsun, ben elimden bu geliyor, bunu yapabiliyorum. Yani kalkıp bu yaştan sonra yani erkek halimle işte yemek yapmayı mı öğreneyim? Beceremiyordum da yani, becerebilsem yapayım. Ama beceremiyorum. Bak sandviç elimden bu geliyor, ben bile sana bir şeyler yapıyorum. Senin annen niye kalkıp sana bir ev yemeği yapmıyor? Yani 10 dakikasını, 20 dakikasını, 10 saatini alsın ya. Bu senin için, bebeğimiz için önemli bir şey. Aşkım ben hallederim ya. Ben biliyorsun her şeyin üstesinden gelebilen bir karın var senin. Boş ver, sen takılma böyle şeylere. Aşkım halledersin de yani bir şey demeyeceğim ya. Yani bir şey demeyeceğim. Boş ver. Kardeşim ne olacak? Biz burada adam akıllı çalışamayacak mı ya? Çalışmayacak mısınız? Neye getiriyorsunuz olayı, ben anlamadım. Sen ona direniyorsun, o sana direniyor. Ben her gün bunları mı oturup konuşacağız sizle? Konuşma şeklini görüyorsun. Ne demek görüyorsun ya? Adamın konuşma şeklini görüyorsun. Lan konuşmuyorum bile ben. Ne anlatıyorsun sen ya? Yok, ufağa sokarım şöyle bir konu falan. Tahrik edici cümleler. Çok istiyorsun herhalde. Ne tahriği? Bakın bak abi, bana böyle psikopat bakışlar falan, sayko bakışlar yapma yani. Hani hiç böyle yapma yani, yanlış kişiye yapıyorsun. Sabırlı bir adamın değil mi? Hiç yani. O sabrın taşsa ne olacak ya? Hayırdır oğlum? He? Ne olacak? Bir şey kardeşim, ben bu tarz bir muhabbete girmem yani kimseyle. Bugüne kadar da girmedim. Bu saatten sonra da girmeyi düşünmüyorum. Seninle çalışmak da çok güzeldi. Bırakıyorsun yani. Benim için burada son bulur. Sen bunu net bir şekilde yapıyorsun değil mi kardeşim? Yolunuz vaktiniz açık olur kardeşim. Sende harbi denge problemi var ha kardeşim. Bak ciddi söylüyorum. Benden bu. Al şunu, giy şunu. Bırakın. Oğlum gelsene buraya. Bırak kardeşim, bırak gitsin. Gerek yok, seslenme. Hayır, benim yüzümden böyle ekmenden olmasını da istemiyorum kardeşim. Yani üzülürüm ben böyle şeyler. Senin yüzünden dediğim, biz adamı işten çıkarmadık vallahi kardeşim. Kendi bıraktı gitti. Kendisi bilir, yapabilecek bir şeyim yok benim. Sivir Bey, sen bize bir tane eleman bul. Bir aşçı bul, güzel bir aşçı, birkaç günde. Ben bunu çağıracağım, konuşacağım zaten. Sizi de tekrar bir araya getireceğiz çünkü bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Biz buraya para harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Emek harcıyoruz.
Böyle saçma sapan bir şeylerden dolayı ben kalkıp da burayı riske edemem yani. Ya ben de isterim kardeşim buranın ekmek yemesini. Burada bu kadar insan çalışıyor. E sen buraya o kadar yatırım yapmışsın. E biz de iyi kötü esnaflığı bilen adamlarız yani. Hani ben de isterim aynı şekilde olmasını ama işte oluyor böyle sıkıntılar. Dediğim gibi ben ayarlarım birkaç günlüğüne bir usta. Gelir buraya ondan sonra. İyi çıkarsa da... Şef olursa seviyorum. şef olur. Şef olur. İyi çıkarsa çağırmazsın Akın artık. Ya oğlum hala ne az önce diyorsun ki benim yüzümden oldu bilmem ne falan şimdi çağırmasın. Çağıracağım abi sizi bir araya getirdim. Gelsin ya gelsin kardeşim çalışsın. Neyse ayarlarız sıkıntı yok. Seni de sıkmak istemiyorum ama bir şeyler gerçekten içime dokunuyor yani. Yani bir şeyler de bekliyorum ben. Bir şey de yapmıyor. Telefon çalıyor. Alo. Efendim kardeşim. Şaka yapıyorsun ya. Emin misin? Ya yeter abi. Vallahi yeter. Billahi yeter. Ben senin annenden de bezdim. Ben bu evlilikten de bezdim. Ben bunları konuşmaktan da bezdim. Ben her şeyden bezdim artık ya. Aşkım bir dakika sakin ol. Ne oldu? Ya yeter abi ya. Kaç sefer konuşacağız? Yayın açmış gene. Kaç sefer söyleyeceğim? Atıyor, tutuyor, konuşuyor. Ne yapmaya çalışıyor abi? Tamam bir dakika dur sakin ol. Ne diyor yayında? Niye? Ya ne derse desin abi. Açmayacak demedik mi? Açıyormuş gene saydırıp duruyormuş ya. Yeter artık abi. Ağzımı açmıyorum. Bir şey söylemiyorum. Uzaklaştırmaya çalışıyorum ki evliliğimiz yürüsün. Sıkıntı içinde evliliğimiz sürmesin, mutsuz olmayalım. Gene açmış. Tamam, sakin. İstemiyorum kardeşim. Benim mutluluğumu, benim yuvamı, benim huzurumu bozuyor. Of. Ben şimdi sorarım ona. Bundan sonra artık Batu benim hakkımda ne dedi, ne yaptı? Arkadaşlarını tembihleyip de benim arkamda takip ettirmeleri, neler yaptırmaları, yok bana neler yazdırmaları. Artık bütün kontrol elimde biliyor musunuz? Hepsini ele geçirdim. Çok teşekkür ediyorum. Ya yeter artık ya. Vallahi yeter ben kafayı yiyeceğim ya. Senle mi uğraşacağım? Çoluğumla çocuğumla mı uğraşacağım ya? Çoluğunla çocuğunla uğraşacağım. Çıkar mısın şuradan? Çıkar mısın ne demek ya? Çık git şuradan. Niye çıkıp gidiyormuşum? Çıkar mısın? Kalkar mısın? Pardon da benim yayın açmam sana niye bu kadar koyuyor? Şuradan ben onu anlamış gider misin? Değilim. Ya gider misin ne ya? Gider misin? Çık abi. Çek. Ya hayırdır? Çık abi. Yürü, hayır, yürü, 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 yürü. Hayır. Allah aşkına. Çık. Ne oluyor ya? Ne çık oluyor? Abi. Ne? Çıkar ne? Mısın? Çık abi. Ne oluyor? Ne? Karışma. Çık abi çık 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 çık. Ya ne neden çık çık abi, neden gider neden? Misin? Sebebin gider misin? Ay dur anne dur. Hayır. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun ne? Biz seni uyarmadık mı? Ne uyardın? Sen buraya şartlı gelmedin mi? Ben torunumu çocuğumu görmek istiyorum dedin. Senin bu daha önceden huzurumuzu mutluluğumuzu bozduğun yayınlarını yapmayacaksın dedik. Siz de bu şartla öyle değil mi? O şartla gelmedin mi? Geldin. Sen burada ne yaptın? Ne çocuğuna baktın, ne torununa baktın? Hani çocuğunu, torununu özledin? Geçmişsin orada yayınlar yapıyorsun. Sana yapma dedik. Bana telefon geliyor, arkadaşım arıyor. Neler saydırıyormuşsun? Yeter artık ya. Sana girme diyoruz. Gene aynı şeyi yaptın. Artık seni bu evde istemiyorum. Bizim huzurumuzu bozuyorsun. Bizim evliliğimizi bozuyorsun. Asel ağlıyor içeri gir. İçeri ne ya? O benim çocuk. Bırakır mısın çocuğunu? Bırakır mısın? Onu? Gider misin? Gitmiyorum. Burası benim kızımın evi. Kızın evi değil. Burası bizim evimiz. Bizim yaşam evimiz, alanımız. Evet. Benim evim. Burası benim kızımın burası evi. Burası bizim evimiz. O benim nikahlı karım. Bırakır mısın? Gider misin şuradan? Hayır. Git şuradan. Nur. Git. Ya sen! Aç şu kapıyı diyorum sana. Aç! Seni kışkırtan arkadaşlarına söyle. Aç şu kapıyı diyorum sana. Aç! Aç ve bana açıklama yap hadi! Aç şu kapıyı! Aç! Bunun yaptıklarını asla unutmayacağım. Bunların hesabını vereceksin bana duydun mu? Bunların hesabını vereceksin. Her zamanki gibi gene bir şans tanıdım. Gene affettim. Gene aynılarını yapacağını biliyordum. Ve beni hiç unutmadı. Gene aynılarını yaptı. Böyle de devam edecek. Asla değiştiremeyiz, değişmez de. Bedelini ödeteceğim sana! Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana! Sen de yürüyeceksin! Aç şu kapıyı! Aç diyorum! Aç, aç, aç! Nur! Nur! Kızım!
Yani ne yapmış olursa olsun annem. Ama bu Batu'nun yaptığı kesinlikle doğru bir şey değildi. Ya benim annem sonuçta ya. Her şeye rağmen annem yani. Nefret ediyorum senden. Yalvarsan bana bir daha gelmem artık. Yeter ya, yeter ya. Tuğçe, tamam. Kırılmış olabilirsin. Biraz sert konuştum ama farkındayım. Özür dilemeyeceğim ama haklı olduğumu anlayacaksın. Hı-hı. Özür dilemeyeceğim. Haklı olduğumu anlayacaksın. Tuğçe, bak daha bir sürü konuşmam gereken şeyler var seninle. Hadi çık gel kafeye. Uzatma lütfen. Tamam, delirmeni anlıyorum da delirmeni anlamak istemiyorum. De ki bana ben Akın'dan hala hoşlanıyorum. İçimde kaldı. Bir şey var sen başlama de. Tamam mı? Direkt ki beni kes at. Ben o zaman sana karşı ne böyle konuşurum ne de Akın'a karşı herhangi bir harekette bulunurum. Sen beni arkadaşım olarak uyar. Yanlış yapmayayım. Delir diye aramadım, yanıma gel diye aradım seni. Hadi çık gel yanıma. Ya bak gerçekten laf sokmuyorum. Sen niye beni yanlış anlıyorsun? Gerçekten bak bana de ki Mehtap, böyle böyle de bu konu üzerinden gitmeyeyim artık. Kapatayım bu konuyu, tamam mı? Ama kafeye artık neyse Akın için gelmiyorsun zaten de sen gel bu kafeye bir konuşalım. Tuğçe tamam sen gelme, ben geliyorum sen neredeysen. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Olduğun yerde kal, ben geleceğim. Neredesin? Tamam orada kal, eve falan gitme, ben geliyorum. Hoşça kal hadi, görüşürüz. Ne oldu? Daha ne olsun? Ben bu tesis açıldığından beri böyle rezalet görmedim. Şimdi kısaca olayı anlatayım. Dani ile Rabia şurada oturuyorlar. Evet. Sonra Melek geldi iki dakika sonra. Hiçbir şey yok ortada, kızları tuttu. O kadar insan içinde suyun içine attı. Yani bu olaya artık bir an önce el atman lazım. Biz baş edemiyoruz. Ya inanmıyorum ya. Her tarafım ıslandı ya. Of! Rezil olduk, rezil. İyi geldi mi soğuk su? İyi geldi. İyi mi böyle? Bir daha sakın buraya gelmeyin. Senin gibi bir insan. Sakın buraya bir daha gelmeyin. Ve gerçekten tamam daha fazla geleceğim biliyor musun? Sakın gelmeyin. Ya gel benim de çok fena edecek. Car 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 bağırmayın kulağımda ya. Göreceksin. Ay görüntü kirliliğisiniz, görüntü kirliliğisiniz. Ya Dani boş ver, zaten kalite yok anladın mı? Yerlerde. Ben ne diyorsun sen ya? Kalite yok yerlerde, hiçbir şey anlatamayın. Ne yapıyorsunuz ya? Sevgilim bizi suya attı. Dani bizi suya attı. Sıra sıklam. Olduk. Rezil olduk. Senin amacın ne? Siz ne yapıyorsunuz? Ben size sürekli gelip burada uğraşmak zorunda mıyım? Sizin amacınız ne ya? Ha? Sevgilim bizi suya attı diyoruz sevgilim ya. Bu kadının burada ne işi var? Bu kadın değil canım. Rabia Karaca. Alo, bir dakika. Rabia kim ya? Rabia kim ya? Rabia kim ya? Canım adım Ezra değil. Burada ne işi var? Bir otur yerine sen. Otur. Ya sizin yüzünüzden. Lazım. Bak şurada insanlar vardı. Geldim. Bir tane müşteri kalmamış burada. Siz kavga edin burayı mahalle. Böyle dingonun ağzına çevirin diye mi ben burayı yaptım? Sevgili yüzünden, ha? Sevgiline söyleyeceksin. Ne sevgili yüzünden ya? Sevgiline söyleyeceksin ya, elimden... Baktım sizden ya, uğraşıp, ben sizle uğraşmak zorunda mıyım ya? O zaman gidiyorum, geri geliyorum. Sevgiline uyar. Hepinizi uyaracağım, merak etmeyin. Ben mazurum, hiç öyle bağırma Gökhan Bey. Geç, 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 geç. Ay benim şey olabilir mi? Sinirlerim bozuldu ya. Ay benim de çok sinirlerim bozuldu ama... Otur şuraya. Ona kızmasına sevindim. Uyuttun mu Asel'i? Görüyorsun değil mi? Bak gene geldi. Nasıl bizi karıştırdı yine bir şekilde gitti. Kadın kendini kovdurttu ya resmen. Resmen yaka paça dışarı attım ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan kayınvalidesine, karısının annesine böyle bir şey yapar mı? Ki bunu yapacak en son insan benim. Buna rağmen ben bunu yaptım. Bütün büyüklerim... Bütün çevremdeki bütün büyüklerim bilir benim ne kadar saygılı olduğumu. Herkes beni o kadar sever. Anladın mı? Ama artık bu aştı. Buna yapabileceğim bir şey yok. Ne saygısı var, ne sevgisi var. Ben ona en başından beri saygıyı da gösterdim, sevgiyi de gösterdim. Ama artık
Yeter yani. Ben de dayanamadım. Ya kusura bakma. Yaptığın şeyi şu anda zaten destekliyorsun yani. Onu mu söylemeye çalışıyorsun bana? Ne yapayım? Ne yapayım abi ben? Az önce yaptığın şey normal bir şey miydi yani? Sen bunu destekliyor musun ya şu anda? Ya tabii ki normal bir şey değil ama annen beni buraya getiriyor. Ben normalde ister miyim sevdiğim kadının, karımın, her şeyimin, çocuğumun annesinin... ...annesini yaka paça dışarıya atayım? Var mı böyle bir şey ya? Allah aşkına lütfen ben bunları artık duymak istemiyorum. Bir şeyleri anla artık ya. O kadın senin annen yaşında, benim annem ya. Ona saygın yoksa bana birazcık saygın olsun. Ya bu durumdan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Ne kadar acı verici bir durum. Ben bunları yaşamak zorunda mıyım Allah aşkına ya? Ha kafayı yiyeceğim ya gerçekten. Annem gelsin, annem gelsin. Annem gelsin, annem gelsin. Al sana annen. Al sana annen. Çöktü geldi güya. Ne oldu? Kardeşim, senin annen bana, benim ilişkime, benim yuvama, benim evliliğime zarar veremez. Verirse onu böyle yaka paça atarım. Evden gönderdim. Sorunlarımız bitsin diye. Evden gitti yine sorunları devam ediyor. Her şekilde olsa da olmasa da varlığı da yokluğu da sorun. Bana zarar verecek ne olursa olsun bu annen ya da başka bir canlı veya başka bir şey hayatımdan çıkartırım. Benim için önemli olan karım ve çocuğumdur. Bak. Bir dakika dur. Hiç konuşma. Şu an hiç konuşma, beni dinleyeceksin. Anladın mı? Ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. Ettiğiniz kavgaları yeterince konuştunuz zaten. Dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Senin amacın ne? Bak bu kadın senin etrafında elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Amacının ne olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Artık yeter. Gerçekten sinirleniyorum. Yeter. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Kadın dediğin şahıs Rabia benim etrafımda mıydı kavga ettiğinde? Evet, senin biçimde değil mi şu anda? Sen kavga ettiğinde ben neredeydim? Burası senin değil mi? Sen kavga burada ettiğinde olması ben demek neredeydim? Senin etrafında demek. Sabah da öyleydi. Sabah da öyleydi. Ben buraya giren çıkan insanları kontrol edemem, anladın mı? Ya benim, ben sana eğer başka bir kadına bakacaksam veya gidip barışacaksam... ...buna sen böyle kavga ederek de engel de olamazsın. Anladın mı? Bak, tek derdim huzur. Onlar buraya geliyorlar, ters ters bakıyorlar, benim hakkımda konuşuyorlar, gülüyorlar, abuk subuk hareket yapıyorlar. Sen, sen benden normal bir şekilde oturmamı bekliyorsun. Ben kalkayım gideyim mi yani? Bak karşında Rabia yok ha. Ben Gökhan Saray'ım, farkında mısın? Benle konuşurken önce dinlemesini öğren. Biri Rabia Karaca. Bak cümlemi bana... Ayrıca hani... ben onu oraya özür dilemek için götürdüm. Bir daha lafımı kessene. Tamam mı? Bir de lafımı keser misin hadi? Tamam dinliyorum, konuş o zaman. Yok seninle böyle anlaşamıyoruz çünkü. Dinliyorum. Bak zaten yeterli stresli bir hayatım var. Benim de öyle. Ya havle ve la kuvvete. Bak yeterli stresli bir hayatım var, anladın mı? Benim tek derdim huzur. Onu da bana veremiyorsan zaten hayatımdan çık git, bak kapı orada. İkiletmem, anladın? Ne? Ne dediğimi duydun, tekrar söylüyorum. Benim huzurumu bozuyorsan ve bana huzur veremiyorsan, anladın mı? Beni böyle her gün buralara sürükleyeceksen... ...ne demek ya, beni arıyorlar benim dükkanımdan. İşte burada olay yaptılar, biri birine havuza attı, biri birine bilmem ne yaptı. Oyun parkı mı burası ya? Ha? Benim huzurumu bozamazsın. Sen de kimse bozamaz. Bak, ben onu oraya özür dilemek için çağırdım. He. Abuk subuk konuştu benimle, beni tahrik etti. Ben de onu havuza ittim, anlıyor musun? Sen ne oldu? O da dedi ki arkadaşım atladıysa ben de atlarım, kıyamam dedi. Hayır, o da gelip bana saldırmaya çalıştı. Sen onu da attın. Evet. Sen bir şey diyorum. Vallahi tekrar söylüyorum. Eğer böyle olmaya devam edeceksen, anladın mı? Bak şu anda çık git buradan. Çık git. Çünkü ben çekemem, uğraşamam bunlarla. Zaten yeterince benim canım burnumda. 50 tane şeyle uğraşıyorum. Bir de sizin bu kadınsal problemlerinizle uğraşamam. Çünkü o taraf beni hiç ilgilendirmiyor. Anladın? Yeter. Anlatmak istediğim buydu. Gökhan'a da anlatmaya çalıştığım buydu. Rabia sonunda başardı. Bizi birbirimize düşürdü. Görecek. Ya şu yaptığın şeyi ben hak ediyor muyum sence? Ya en azından ben hak etmiyorum. Bari beni düşün. Ben konuşurdum. Ne bileyim, bana gelip söyleseydin, ben istemiyorum deseydin, ben gidip konuşabilirdim. Ne kadar daha konuşacağım? Ya arkadaşım aradı. Şok oldum ya. Arkadaşım aradı beni ya. Atıp tutuyor gene arkandan diyor. Ne yapayım aşkım, ne yapmamı bekliyorsun ya? Yapabileceğim bir şey yok. Hiç niye bize gelmem. Güzel bir şeylerle gelmiyor? Niye annenle biz bir şeyler paylaşamıyoruz ya? Biz senin annenle niye oturup sohbet edip bir yere gidemiyoruz?
Beraber oturup yemek yiyemiyoruz, konuşamıyoruz. Niye annem sürekli bunun içinde yaşıyor böyle ve bize zarar veriyor? Bir kere senin annen ben hiçbir şey yapmadım halde kalkıyor abi hakkımda atıp tutuyor. Ona bu şekilde konuşabiliyor musun? Hayır. Niye? Batu'ya konuşursun, Batu'ya kızarsın, Batu'ya bağırırsın, Batu... Gitsin, Batu ne yaparsa yapsın. Değil mi? Niye annene çıkıp bunları konuşamıyorsun? Ben ne yapayım abi? Nereden biliyorsun? Ya öyle bir çıkmazın içindeyim ki ne yapayım? Çıldıracağım ya. Sen nereden biliyorsun konuşamadığımı? Nereden biliyorsun annemle aramdaki diyaloğu ya? Sen benim annemi az önce yaka paça kovdun. Valizini attın, ayakkabılarını fırlattın. Anladın mı? Yaptığın şey saygısızcaydı. Ne yapmamı bekliyorsun? Bak, anneme saygın yoksa en azından bana olmalıydı, anladın mı? Ben en azından senden bunu beklerdim. Benim şu an takıldığım nokta ne biliyor musun? Senin o yaptığın hareket, söylediklerin, davranışın, valizini fırlatman, ayakkabını fırlatman... Bu ne kadar iğrenç bir davranış. Farkında mısın sen? Benim hakkımda konuşamaz kardeşim. Benim hakkımda kötü kötü şeyler konuşamaz ya. Konuşturtmuyorum. Konuşturtma. Kardeşim, bu evde girmeyecek. Bu kadar basit. Yapmasın dedim, yaptı. Kovarım da, atarım da, istediğimi yaparım kardeşim. Benim kurallarım bu. Bir daha bu eve girmeyecek. Böyle devam et tamam mı? Böyle saygısızca devam etsen. Ben gidiyorum. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Git. Hala seviyorum onu. Biliyorum. Belli zaten ağlıyorsun. Seviyorsun işte. Ya annem. Bir şey diyeceğim. O zaman Gökhan'ı kazanmak için bir şeyler yapalım. Yapmıyorum. Ağlamayı kes. Tamam madem sen bu adamı seviyorsun. O zaman bu adam için bir şeyler yapalım. Ne yapacağız yapalım? Allah ya tamam seni seviyorum. Sen yeteri kadar üzüldüm. Başka bir şey düşünmek istemiyorum ben. Tamam artık kendine gelir misin? Tamam. Ağlamını istemiyorum lütfen. Al üşüteceğiz zaten ya. Of ne kadar çirkef bir kızmış bu ya. Gerçekten inanamıyorum. Yorum yapmak istemiyorum. İş belki benimle bir daha yapmayacak bu adam evet ama. Ya bu kıza da olmasın yani. Seni kaçırdığına bence yansın. Havuza attı bizi kız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Söyleyecek bir şey kaldı mı? Bilmiyorum. Belki dönüş olmayan bir yoldayım ama... Evet, itiraf ediyorum. Ben hala seviyorum onu. Hasta olacağım. Tamam, kendime gel. Neyse. Olan oldu yani. Evet, olan oldu. Sen de ağlama. Tamam, ağlamıyorum. Sustum. Bir anda öyle geldi. Kendimi affettirmek için seninle beraber bir plan yaptım. Bu planda da Emre'ye sürpriz yapacağız. Emre şimdi fizik tedavide falan ya. Evet. Kafeye ama... gelmeden önce kafede çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız. Tamam mı? Hazırlayacağız da bu bir işe yaramayacak ki. Anıları önüne sereceğiz, gözüne sokacağız. Resimlerini önüne koyacağız. Yaşadıklarınızı, anılarınızı ortaya koyacağız. Yaşadıklarınızın basit olmadığını gözüne sokacağız. Of güzel fikir ama sürekli terslemesi hevesimi kırıyor gerçekten. Hevesin kırılmasın. Her seferinde yeniden başlamıyor. Yine tersleyecek, ama biliyorum. Ama siz işler yaşadınız, güzel anlarınız var. Bunu toparlayabiliriz. Ama hep tersliyor, hep tersliyor, hep geri çeviriyor. Ya biraz da ona hak versene. İstemiyorum diyor, her şeyi söylüyor. Ve benim o anda hevesim kaçıyor. Ya zaten bakalım da o kendine geldiğinde sana bu yaptıklarını hatırlayacak mı? Bunları ben mi yaptım diyecek. Çünkü insan sağlığı yerinde değilken her şey... Sinirliyken bile yaptığını hatırlamıyorsun. Bir de o sağlığı hiç yerinde değil. Normal düşünemiyor zaten. Biraz da Emre'nin yerine koyalım kendimizi. Tamam mı? Bilmiyorum gerçekten. Uzun zamandır görmediğim Emre tamam mı? Daha ne haber bile demeden sen bana niye geçmiş olsuna gelmedin? Madem dostsun sen niye böyle yaptın? Nasıl saldırdı biliyor musun bana? Evet söylemiştim. Sosyal medyada izlediklerim yüzünden gidip geçmiş olsun demedim. Hastaneye gitmeye çekindim ya. Çünkü normal düşünemiyor. Ben bile Emre'yi tanıdığım için hastaneye gidip geçmiş olsun demeye çekindim. Sosyal medyada izlediklerimden ötürü. Yani tanıyorum, biliyorum. Şu an gerçekten canı çok yanıyor. Sürpriz derken hani... Şimdi
Her şeyi önüne sereceğiz. Ha. Fotoğraflar, kalpler canının falan. Canının acımasını falan unutturacağız. Güzel bir ortam hazırlayacağız girdiğinde artık. Ama onun kalbi şu an buz tutmuş. O şu an kalbi falan buz tutmamış. Canı yanıyor. Hala kol iyileşmedi. O kolun canı yanıyor. Benim de canım yanıyor ama. Kalbi acıyor bir yandan. Tamam mı? Adamı ceylan gibi bir şey düşün. Hani şu an yaralı bir ceylan gibi falan düşün. Erkek olabilir ama erkeklerin de duyguları var canım. Mehtap beni düşündüğü için bir plan hazırladı aslında. Bir taraftan planın iyi gitmesini ve aslında Emre'yle yeniden bir araya gelmeyi istiyorum. Ama yine de olacak mı merak ediyorum. Lay lay lay, kırıcım. Aşkım. 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 Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir sabaha uyandık. İçeri geçiyorum. Üstünü giyin gel. Doktora götüreceğiz Asıl'ı biliyorsun. Seni bir sürpriz bekliyor orada. Ben gidiyorum, tamam? Seni seviyorum. Günaydın. Bugün de yine iyi ki hayatımdasın. Seni seviyorum aşkım. Afiyet olsun. Patron olmak böyle bir şey herhalde kardeşim. Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kahvaltı yapıyorum. Yapar mısın kahvaltıyı? Bir tabak isterim sana. Yok kahvaltımı yaptım ya. Sağ olasın. E bir kahve iç bari. Kahve içerim. Dehracığım, Gökhan Bey'e bir kahve getirir misin? Ne yaptın? Akıma ulaşabildin mi? Sabah aradım. Ben aradım açmadı. Sonra şef garsonu arattırdım. Ona da açmadı. Yani ne yapmaya çalıştığını hala anlamadım. Gelmiyor, gitmiyor. Burada biz iş yürütmeye çalışıyoruz. Adamın burası umurumda değil. Sen bir ara istersen şunu bir yola getirmeye çalış. Yoksa gerçekten bu iş böyle gitmeyecek Gökhan. Mutfakta yemek istiyorlar, yemek yapacak şef yok. Yani ben girip ben de yapamıyorum. Anladığımız bir iş değil. Geçen bir müşteri geldi, adam yemek istedi. Hani adama yok çektik. Ya ne yapayım yani? Alo. Can sağ olun. Selam, nasılsınız? Kurtan ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Size çok güzel bir haberim var. Evet. Beğendiğiniz evin Kıbrıs'taki sahibi bana geri döndü. Aa, süper. Tamam, çok sevindim ulaşabildiğinize. Evi görebilirsiniz istediğiniz zaman. Tamam o zaman, ben hemen hazırlanıyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Süper. Geliyor ya. Beğendin mi kahvaltıyı? Güzel. Eline sağlık. Gülesin geliyor. Farkındayım. Niye tutuyorsun kendini? Sinir sistemim çöktü galiba. Sana bakınca gülmek istiyorum. Ya da gülmek bulaşıcı bir eylem. O yüzden olabilir mi acaba? Sen ama ben sana böyle baktığımda hep gülüyorsun. Aynen. Neyse. Aşkım ya, lütfen. Senin için hazırladım bunları. Biliyorum benim için hazırladığını ama biliyorsun yani evde bir sürü iş var. Ben yeni doğum yaptım. Bir bebeğimiz var. Çamaşır var, bulaşık var, ev işleri var. Ya benim bunlar için anneme ihtiyacım var Batuhan. Hem bebekle ilgilenip hem yemekleri yapamıyorum. Hem evin işlerine koşturamıyorum. O yüzden benim anneme ihtiyacım oluyor. Bebeğim, annen de buradayken ama bunun delilerinin hiçbirini yapmıyor ki. Bunu biz gene konuştuk. Anneni çağırdık, yaşananları sen gördün aşkım. Evet, tatsızdı, sıkıntılıydı ama lütfen artık... bak şu güzel sofranın tadını çıkartalım. Bak karşı karşıya gelmişiz ne kadar güzel. Hani senin için bunları
öyle bir aşkla hazırladım ki sabah aşkım. Doktora gideceğiz, mutlu mutlu gidelim, bebeğimizi alacağız. Yani bak çok güzel bir ortam, karşılıklı oturuyoruz. Güzel güzel üstümüzü giyinmişiz. Çok güzel görünüyorsun, kendimi çok yakışıklı hissediyorum. Ben dün gece düşündüm aşkım. Yani bütün gece düşündüm hatta. Ve karar verdim, bundan sonra her sabah kahvaltını ben hazırlayacağım. Artı bulaşıkları yıkayacağım, artı çamaşırları yıkayacağım, asacağım. Evi temizleyeceğim. Ondan sonra ayaklarını yıkarım. Kıyafetlerini tutarım, sana hazırlarım. İmaj maker'ını da olurum. Sen daha gece Asil'in ağlamasına uyanamıyorsun. Peki onu nasıl yapacağız? Aşkım ona da bir çözüm bulacağım. Hmm. Artık nasıl bir çözüm bulacağım? Titreşimle alarm alırım aşkım. Annem olmadan olmaz diyor. Ben de ona göre annesinin olmadığı bir plan yaptım. Bunu yürürlüğe sokacağım. İşe de yarayacağını düşünüyorum. Ben yapacağım aşkım. Her şey kontrolüm altında. Bana bırak. Tatlı tatlı bak ne kadar güzel yaşıyoruz ya. Her gün bunu yapabileceğini sanıyorsun. Ayaklarını yani. Yıkarım. Havlunu tutarım. Kıyafetlerini tutarım. Her şeyini yaparım aşkım. Yeter ki biz mutlu olalım. Bizim gerçekten hiç kimseye ihtiyacımız yok bu hayatta. Yani şu konuşmayı özledim seninle, yemin ediyorum. Yani bu konuşmayı ben de çok özlüyorum. Çoğu zaman özlüyorum diyebilirim hatta ama... bunun için iki tarafın da çabalaması gerekiyor maalesef ki. Bunu mesela şu masayı her gün kurabilirsin ama... o huzursuz ortamı ben artık yaşamak istemiyorum. Yani demek istediğim şu... Elimi tutar mısın? Hayır, şu an elini tutmak istemiyorum. Lütfen ısrar etme. Elimi ağzım bırakacağım. Böyle mi kalsın? Evet, öyle tutana kalsın. Tutana kadar indirmem. İndirme. Böyle de kalırım bak. Ama boynumu da bir şey anlatıyorum burada ama. Elimi tut. Elini tutmak istemiyorum. Elimi tutarsan dinleyeceğim. Yoksa böyle kulağımı kapatır, aa diye bağırırım. Tut. Tut hadi. Aa! Kolumu kopardın ya. Şöyle tut. Elimi tut. Öyle elimi. Böyle mi kalacağım yani? Ben yanına gideyim o zaman. Alo. Selamünaleyküm. Bakın. Ne yapıyorsun? Biraz problemle var, gelemiyorsun. İyi. Ben şimdi buradan bugün plaja geçeceğim. Geçtiğimde sana haber vereceğim. Oraya gel de bir konuşalım kardeşim. Tamam. Haber vereceğim ben sana. Ne diyor? Trafikteymiş. Ben de... Benim biçe çağırdım plaja. Gelsin ben orada konuşayım onunla. Sorunu çözerim güzel olsun. Orada konuşayım dedim. Vallahi bir konuş kardeşim, çöz sorunu yani. Dediğim gibi Gökhan bak, beni az çok tanıyorsan ben hani işlerin çözülmesi taraftarı olan bir adamım. Ya burada işimiz çözülsün, herkes ekmek yesin, parasını kazansın, yoluna baksın. Yani Akın kötü çocuk değil, bunu da biliyorum. Ama kendince takıntıları var ve bunları da çözemiyor mu, içinden mi çıkamıyor anlayamıyorum. O yüzden sen bir güzel dille konuş, geliyorsa gelsin, gelmiyorsa da en kötü şuraya bir lahmacunlu sokarız. Kendince bir şeyler yapar verir, ne yapalım baba yani, onunla mı uğraşacağız? Kapıya da kebapçı yazarız, sorun çözülür değil mi? Valla ne diyeyim kardeşim, yani birazcık modun yükselsin diye yapıyorum, sen de böyle kendini geriyorsun, germe. Şu an gerginim kardeşim. Gerek yok, germe. Ben ona bir gideyim bir konuşayım. Ama bu konuda sen de yardımcı olman gerekiyor, bunu çok iyi biliyorsun. Ya biliyorum. Elimizden geleni yaparız yani, ne yapalım? O zaman problem yok. İç kahveni iç bari. Birazcık kendine gel. Kafamı bıraktınız adamına. Bir senin derdin, bir dükkanın derdin, plaj, arabalar bilmem ne derken... ...hala buraya gelmişiz, sizin eski gönül ilişkilerinizin sıkıntısını çekiyoruz. Vallahi ağalık bir töredir, o da varlığa göredir demiş bir tane amcamız. Sen de buranın ağası gibi bir şeysin kardeş, yapacak bir şey yok. Dertleri de çekeceksin artık. Tamam abi. Tamam. Afiyet olsun. Kahveyi sade mi yaptın? Sağ ol. Afiyet olsun kardeşim. Her şeyi kaldıralım aşkım. Aramızda ne ekmek, ne çay, ne su kalmasın. Evet bebeğim, seni dinliyorum.
Tamam artık. Bırakır mısın şu detayları? Git buradan. Evet aşkım. Seni dinliyorum. Of, bıktım artık bu huzursuzluktan. Hepsi geçecek. Söz veriyorum sana aşkım. Yemin ediyorum. Vallahi bak mutlu olmamız için sana yemin ediyorum ve söz veriyorum. Her şeyi yapacağım. Her şeyi? Her şeyi. Ne istersen. Ne istersen. Evet. Öpme. Bir şey söyleyeceğim. Şurada ciddi, iki dakika ciddi olur musun? Ciddi olurum. Ama ben böyle senle nasıl konuşabilirim? Niye? Ne demek niye? Neden? Uzak dur benden. Bak sen hep böyle beni kandırıyorsun, sana kızamıyorum sonra. Seni dinliyorum. Niye böyle etkilemeye çalışıyorsun beni? İki medeni insan gibi konuşabiliriz aşkım, burada. Aşkım bir şey yapmadım ama elini tutuyorum. Niye etkilemeye çalışayım? Evet. Elini tutunca etkileniyor musun? Şu an evet, büyülemeye çalışıyorsun beni. Hayır. O gözlerinle beni... Bak en başlarda bu numaraları yutuyordun ama... Yani yutuyordun derken... Yutuyordum. Evet, yutuyordum. Doğru söylüyorsun. Bunları anlamıyordun ama artık o kadar tanıyorsun ki beni... Hı-hı. Bunları bak dile getirebiliyorsun. Artık yemiyorum farkındaysan. Ama seni dinliyorum aşkım. Şimdi sen her gün bu kahvaltıyı, ne bileyim bulaşıkları, evin işlerini, rutin her şeyimizi yapabileceğini sanıyorsun yani öyle mi? Yapabileceğini söylüyorsun, pardon. Aşkım ben de. Ama hala gülmüyorsun aşkım sen de. Lütfen artık gül. Kahvaltını yap bari. Ya biraz sarılayım. Özledim seni. Ayrı gayrı kaldım. Ne zaman geleceksin Emre? Evet. Sana ne numaranı nereden aldıysam? Ya sen ne zaman geliyorsun onu söylesene. Ben kafedeyim. Ya bir germe beni ya. Bir germe. Germeden konuşsam normal konuşacağım seninle. Neyse tamam bak ben kafedeyim. Seni bekliyorum tamam mı? Bir şey konuşacağım seninle. Sen bana bir alo da yeter. Bu arada geçmiş olsun. Numaranı da nereden aldım seni ilgilendirmiyor. Hoşça kal. Bye bye. Ne oldu? Ne dedi? Gelecek mi? Hadi Mehtap. Tuğçe üst üste sormasana tamam. Tamam. Burası onun iş yeri. Gelecek mecburen. Geleceğim dedim mi? Geleceğim dediyse gelir. O yüzden soruyorum. Yoksa gelmeyeceğim derdi. Anladın mı? Zırh senin için. Emre'nin numarasını aldım. Bak tamam. Bende hiç kimsenin numarası yok. Dedim ona. O kadar bununla tartıştık. Aradım. Hı. Fizik tedavideymiş. Burası onun iş yeri olduğu için gelecekmiş. Gelecek ama işte bayağı kaprisli yani. Bildiğin kapris yapıyor. Tamam ama sen bana yine de ne dediğini söylemiyorsun gibi geliyor. Başka ne söyledi? Hani bana, yani sana tıkama kızdığını... Tıkama beni ya, tıkama beni. Başka ne hazırladın? Tıkama tamam, beni. Numara hazırladım unut. İşte. Bir sakin ol. Kızmadı değil mi? Kızmaz olur mu ya? Her zamanki afralı tafralı Emre. Çok değişmiş. Hiç eski Emre değil yani benim o tanıdığım. Emre gitmiş yerine agresif, her şeye kızan, sinirlenen bir adam gelmiş. Peki beni sordun mu? Tanıyamıyorum Emre'yi. Beni sordun mu? Yo, seni niye sorsun ki? Ne bileyim. Şaka ya, yapıyorum görme. Ya. Beni sordun mu? Onu sen değildin ki. Ben ona sadece gelecek misin diye sordum. O da tabii ki geleceğim. Orası benim iş yerim dedi. Şu an fizik tedavide olduğu için biraz geç gelecek. Böyle sürpriz falan yapacağımı düşünmez herhalde değil mi? Böyle bir şey yok, düşünemez. Yok canım, nereden aklına gelsin sen onun kafesinde geleceğin de böyle sürpriz yapacaksın niye? Da falan tamam, filan da. Tamam o zaman. Da. Hadi hazırlayın. Aşkından ölüyorsun da. Nereden bilsin? Abartma. Neyse tamam hadi. Abartma. Hayır, her şeyi söyleyeceğim. Bir tek bunları mı hazırladın? Bir tek bunları hazırladım. Daha başka ne hazırlayacağım? İşte yani yemek olacak resim, falan. Balon, aynen. Kartlar. Balonları şişirmedim. Kartların yemek hepsi bitti. Ellerinle mi yaptın? Hayır. Emre'ye yemeği. Ama... Kime evet. yaptırdın? Burada yapıldı. Kardeşim. Hı? Şimdi sen Emre'yi işe aldın ama... Hı? Bu gemi böyle yürümeyecek. Ben kendimi rahat hissetmiyorum bir kere aga. Yani yanlış anlama ama... Gerçekten işi bırakmak istiyorum. Duramıyorum yani. Ne yapalım bakın? Söyle ne yapalım hadi bir fikir üret. Bana de ki şöyle yapalım da öyle yapalım hadi söyle. Vallahi kardeşim ben... Evet beraber çıktık bir olabiliyorum ama... Hı. Ben kendime yeni bir iş bakayım. Seni de mağdur etmeden. Güzel bir şekilde. Yollarımızı ayıralım. Biz yine arkadaşız kardeş. Sıkıntı yok. Vallahi kardeşim bak. Açık konuşayım. Ben burayı devralırken de sana danışarak aldım. Menülerine kadar kendini çıkardın, kendin emek verdin. Eyvallah. Dolayısıyla
Belli bir emeğin de var dükkanda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi senin bu şekilde gitmen bana koyar. O dükkanda ben bir hayrını göremem. Madem Emre'yle yapamıyorsun kardeşim, o zaman yapacak bir şey yok. Emre zaten sonradan geldi. Anladın mı? Emre'yle konuşurum. Dedim kardeşim kusura bakma. Hani sonuçta ben Emre'yi işe almamın sebebi Emre işi biliyor bilmem ne falan filan değil, biliyorsun. Anladın mı? Ne? Olmuyor deriz. Emre'yi çıkartırız kardeşim işten, sen devam edersin. Bu tatmin eder mi seni? Vallahi kardeşim o durum bize yakışmaz ya Gökhan. Kimseye ekmeğinden etmem ben yani. Ben gitmeyi tercih ederim, sorun yok abi. Anladın mı? Yani o kalsın. Problem yok benim için. Şimdi senin gitmemen lazım. Emre'ye de kal diyor, sen bunu kabul etmiyorsun. Yani... İki tane kocaman adam, medeni insan gibi ekmeğinin peşinde de koşturmuyor bir dükkan içerisinde. Abi benim için bir başkasını ekmeğinden etmene gerek yok yani. O zaman sen de ekmeğin bir ucundan tut abi. Sen de kopar bir parça kendine. Ya derdiniz ne abi, işinizi yapın, çıkın gidin yani. Biz bir şey istemiyoruz ki sizden. E ne abi? Şimdi sen bunu yaparsan ben Emre'ye doğru huzursuzluk yaşayacağım. O da eşinden olacak, o da bilmem ne olacak. Hadi bizi boş ver abi. Orada 10 kişi çalışıyor. Ne olacak? Bak kaç gündür o mutfağın hali darmadı mı? Bu yolun sonu yok Gökhan ya. Umarım güzel olur onun için her şey. Sen şimdi kardeşim, ya ben Emre'yi işten çıkartacağım. Tamam mı? Ya Emre işten çıkacak, sen işine devam edeceksin. Anladın mı? Ya da sen de geleceksin, bir masaya oturacağız kardeşim. Kimsenin kimseyle bir derdi problemi olacağı bir şey yok. Bu tekne yürüyecek yani. Benim için kimseyi çıkartma kardeşim. Kimse ekmeğinden olmasın yani. O zaman işe başlıyorsun. Gitmen lazım. Nereye gitmen lazım abi? Hocam bu baş tepesindeki açıklığa fon ne deniyor? Fontanel deniyor. Fontanel. Buna kesinlikle dokunmamamız. Yok, dokunabilirsiniz. Hani çok sert basılmadığı sürece herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani darbe almasın. Hayır hayır, darbe almadığı sürece bir şey olmuyor. Anladım. Bu gözünün çapağını nasıl silebiliriz hocam? Onu bezi ıslatıp hani içten dışa doğru silmeye çalışın. Aynen. Ben öyle yapıyorum zaten. Böyle olmasınız. Ben şey soracağım, D vitaminine başlayabilir miyiz tabii, diye düşünüyorum. Başlanabilir. Başlayalım artık değil mi? Evet. Ay yani... Vallahi hocam işte sorularımız sabahtan beri soruyoruz, siz cevaplıyorsunuz. Bizim aslında birbirimize atıştığımız bir konu var. Ben de şimdi onu düşünüyordum, benim bir sıkıntım vardı, neydi? Şimdi sakalları uzun. Malum. Ama çocuğun burasından sürekli öpüp öpüp duruyor yani. Buralarda böyle sivilceler çıktı çocuğumun. Yazık, günah değil mi hocam ya? Ne demek o ya? Aşkım değerli bir şey. O kıymetli, bizim kıymetli. Aşkım kıymetli de dayanamıyorum, ne yapayım? Değişik değişik hareketler yapıyor böyle, ağzını burnunu öpesim geliyor. Ben anlatamıyorum sana derdimi. Buralarındaki şey çıkan şeylere üzülmüyor musun? O zaman kardeşim bırak sakallarımı keseyim. Rahat rahat. Değil mi hocam? Çocuğuma sarılayım, öpeyim, koklayayım. Ona da izin vermiyorsun. Ne yapayım? Hayır kesme ya. Çocuk gibi oluyorsun. Minicik çocukla evlenmişim gibi oluyor. Olmaz öyle. Sakal falan kesmiyorsun. Abi sen minicik çocukla evlenmişsin gibi oluyor diye ben çocuğumu sevmeyeyim mi ya? Biraz büyüsün, öpersin. Sen de biraz sabret canım. Allah Allah. Dayanamıyorum. Olmaz. İzin vermiyorum. Değişik değişik hareketler yapıyor hocam. Bu... Tabii ki. Bebekler tatlı. Hocam böyle kafasını kaldırıp böyle etrafa bakıyor, normal bir şey mi? Tabii ki. Bakın. Bak kardeşim. O zaman ben Emre'yi çıkartayım işte. Sen gel gene işinin başına geç. Emre gitsin, başka bir iş bulsun kendine. Çünkü sen şu anda bu halükarda bunu yaptığın zaman gene biz orada huzursuz olacağız. Gene orada bir sıkıntı yaşayacağız. Anladın mı? Buna başka bir izah, buna başka bir şey yok yani. Buna çözüm üretemeyiz. Emre normalde sporcusu olan bir adam. Bir kaza geçirdi, biliyorsun. Orada durması lazım. Sen buna tolerans gösteremiyorsan insan olarak, ki siz aynı masada yemek yemiştiniz var. Yiyip içmiştiniz var. O yüzden ben bırakmak istiyorum kardeşim. O da aynı şeyi senin için söylüyor. Ben gideyim, akın gelsin diyor. Ekmeğinden etmek olmaz diyor. Sen boş ver kardeşim, gel. Biz o işi halledelim. Anladın mı? Sen de işinin başına geç, çalışalım. Olmadı mı gene olmaz zaten, ama bir kez daha deneyelim. Tamam?
idare edeceğiz artık kardeşim ben. Senin için. Canımsın. Sen de sıkıntı. Daha iyi olacak. Emin ol daha iyi olacak. Yani. İnşallah. Hadi git dükkana. Kaçayım ben o zaman. Yeter dükkana işinin başına bak. Orada ne oluyor ne bitiyor. Ben buradayım sen yoksun. Kim pişiriyor yemeği? Emre yumurta kıramasın. Git dükkana bak abi. Geç konuşun. Ben de geliyorum zaten. Beraber gideriz. Yani hocam biz gene her hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da geleceğiz. Bekleriz her zaman. Her hafta siz de gördüğünüz gibi yeni sorularla, yeni sorunlarla geliyoruz. O zaman biz gidelim aşkım artık. Çok sordum sen yeter. Hala düşünüyorum soracak bir şey var mı da yok artık. Yapacak bence bir şey yok. Bence hocamız bunu almadan bize... Yani işin gayet iyi zaten. Hocam ben bir kızımın sosyal medya hesabından paylaşmak için... Yavaş aşkım. Piş. Oluyor. Olmasın. Piş. Bir selfie alacağım hocam. Olur. Hocam siz oradan yapar mısınız? Nereye basın? Yana basacaksınız hocam. Aynen. Yakışıklı çıkıyoruz şu an. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Oldu. Bakayım. Güzel. Vallahi sizde karizma çıktınız hocam. Teşekkür ettim. O zaman hocam haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş olsun. Tamam. Haftaya görüşürüz. Ben ellerim dolu kusura bakmayın hocam. Geçmiş olsun. Gelsin. Her şey çok güzel oldu değil mi? Bence Emre'ye yapılabilecek en güzel şeyi hazırladık. Gerçekten romantik bir ortam. Tabii ki öyle düşünüyorum. Çok güzel bir düşünceydi ve iyi ki de gerçekleştirdik. Aslında çok heyecanlıyım gerçekten. İyi şeyler olsun istiyorum ama onun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Bakalım. Bu fotoğrafların hepsinin bir hikayesi var gerçekten Mehtap. Orada gördüklerin, burada gördüklerin, her şeyin bir hikayesi var. Ve her şeye rağmen burası böyle hazır. Bakar mısın onlara? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Öpeyim mi bir kere? Kirecik öpeyim. Merhaba Mehtap'cığım. Gel bir yalakta. Gel öpeyim. Nedir bu çiçek böcekler falan? Hiç, sürpriz hazırladık Emre'ye. Yetişmiş miyiz? Ben sürpriz tarafına bakmıyorum ya. Yani şu an servis başlayacak. Beğenmedin müşteriler. Mi? Onu bence mekanın işletmecileri düşünsün. Boş ver. Ne demek öyle istiyorsun? Mi? Sen düşünme. Öyle mi? Öyle. Yani mekanın işletmecisi Emre olduğuna göre tabii herhalde kıvamıyor musun? Yani siz güzel yemekler yapın, bir de çorba yapın da bu çifti tekrar barıştıralım. Hani o çorbanın bir de burada işe yarasın. Mehtap yine çorba muhabbeti mi? Allah aşkına yap. Ya işe yarasın diye söylüyorum. Sonuçta bende çok işe yaradı da. Belki Tuğçe'de de işe yarar. Ben etliye sütlüye karışmıyorum. Nasıl sen ben çorbayı de, yap yeter. Ben de nasılsa işletmeci falan değilim aşçıyım. Beni ilgilendiren bir şey yok. Hadi size kolay gelsin. Yardım ister misin? Kalsın. Yani... Tuğgen düzelsin diye elimden geleni yapıyorum. Umarım araları düzelir. Tuğçe'yi yeni tanımama rağmen çok sevdim. Emre'yi zaten severim. Umarım araları düzelir ve mutlu olurlar. Öf ya, şu yüzünün güzelliğine bak ya. İnanılmaz hoş bir kız. İnsanın böyle kız arkadaşı olsun, 1 milyon borcu olsun yani. Çok iyisin ya. Bugünkü randevumuzu ertelemek zorundayım. Çok önemli bir işim çıktı. Bu arada sizin isminiz neydi? Adımı bile hatırlamıyorum. İnanamıyorum sana. Adım Kurtan. Ne zaman isterseniz o zaman tekrar görüşürüz. Sizi bekleyeceğim. Öyle kuma yazı yazmak da olmaz. Önce kalbine yazacaksın Rabia Hanım. Ah. Senin Gökhan'ın haberi bile yok. Onun için varsa yoksa melek zaten biliyorsun. Melek mi? Kara melek. Neyse. Eski sevgilisini bulmakla başlayacağız.
Bunun için deliller topluyorum. Araştırmalar yapıyorum. Gerçekten mi? Dani sen çok fenasın ya. Bana da söyle çabuk. Yani eski sevgilisini bulduğumuz zaman eminim ki kafası karışacak. Hem Gökhan'ın tabii Meleğin de. Ya Dani bazen ben seni anlamıyorum biliyor musun? E sen onu pilates grubuna falan da aldın. Nasıl olacak bu şimdi? Bana kızma Rabia lütfen. Bak. Dostunu yanında tutacaksın. Ama aynı zamanda düşmanını da. O zaman hep gözünün önünde olacak. Çak. Oh! Mis! Saat kaç oldu ya? Bu nerede kaldı? Ha, çıldıracağım. Ben daha çok heyecan yaptım. Ha, geliyor. Geliyor, romantik olmaya çalış. Hadi. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim için mi? Evet. Senin için bir şey ifade etmiyor herhalde. Yani bunu bilmen güzel. Evet, etmiyor ne yazık ki. Ama olsun, ben yine de hazırlamak istedim. Böyle bir şey yaptım. Beğeneyim, çok güzel olmuş, harika olmuş. Ellerine senin sağlık. Senin için bir şey ifade kalpler, etmiyor. Kalpler, çiçekler, yemekler. Bunlar benim için zaten hayatın genel anlamını hep bunlardan bulurum ben zaten. Hani bana hazırlanan yemeklerden bulurum, kalplerden bulurum, çiçeklerden bulurum. Önce hayat şuradan bu kadar başlayalım. Basit değil ya. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Anlat bakayım, nereden başlayalım? Seni o kadar bekledim. Evet, başına bir olay geldi. Bir kaza geçirdin. Çok üzücü ve çok öte bir şey yaşadın. O olay olmadan önce, 5 dakika önce falan hayatım gel buraya demiştin. Ama sonra, o olaydan sonra seni görmedim. Hangi olay? Kolun için kaza geçirdin ya. Ondan sonra hiç görmedim, yazdım, aradım, sordum, bekledim, engelledin. Neden? Şimdi bu kadar geçen sürede bunları düşünüp hani beni ilk gördüğün zamanda da bunları söylemek için mi karşıma geçtin? Evet. Bu bir sürpriz mi yoksa bu bir dışa vurum mu, bir haykırış mı? Bana bu önce bir... bunu açıkla ben. Öncelikle hemen açıklayayım. Öncelikle bu bir sürpriz. Çünkü ben hep mücadele ettim bu süreç içinde. Ama bu aynı zamanda da tabii yaşadıklarımızdan dolayı hakkım vardır diye düşünüyorum. Hı. Sana bir soru. Bir soru mu? Evet. Ama kapsamlı bir sorun. Kapsamlı sen istediğin bir sorun. Yerden cevaplayabilirsin. Hiçbirine cevap vermek istemiyorum yani. Niye biliyor musun? Çünkü bir önemi yok. Bu kadar basit yani. Evet. Hani seni çok seviyorum falan filan. Yalan da onlar. Hani hepsini. Öyle bir şey hiç yok olmadı yani. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Seni hiçbir zaman sevmedim. Çok güzel. Hiçbir zaman sana değer de vermedim. Bunu keşke o zaman söyleseydin. Ha, şimdi söylüyorum. Fark eden bir şey var mı? Var. He? Ne fark ediyor? İnsanın ediyorum? Duygularıyla oynamış oluyorsun. Oynadım senin duygun. Sonradan senin söylüyorsun. Senin duygunla oynadım ben ya kızım. Tamam. İşte. Oldu mu? Bitti mi? Mutlu tamam. Musun? Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. He? Ben de bunu görmek istiyorum. Ama son olarak bir şey söyleyeceğim sana. Bak. Söyle. Bunların hepsi benden çıktı. Sorun yok yani. Tamam. Sen gayet rahat bir şekilde rahat yemeğini mı? Yiyebiliyorsun. Sana suyun bir şey olduğunda. Bir saniye susarsan ben de bir kendimi anlatabileyim değil mi? Tabii. He? Hep sen konuşmayacaksın. Birazcık da karşındaki insan konuşsun. Evet. Değil mi? Tabii. Hani sen genelde böyle saygılı bir insansın ya. O zaman birazcık saygılı yok, ol da bekle. Yok sen öylesin karşındaki genelde. Karşındaki insan konuşsun. Senin tamam. Profilin öyle. Ne oldu? Saygılısın. Ne oldu? He? Kimden çıktı acısı bunları? Kimin anası ağladı? Biz mi yaptık? Biz mi cama ittik seni? Biz mi kolunu derken? Attık oraya? Ben mi kırdım? Ben mi kırdım beni cam örgünü? Beni şu an tahrik etmeye çalışıyorsun. Hayır. O hastanede hasta yatan kimdi? He? Sendin. Bunun suçlusu ben miydim peki? Bunun suçlusu ne sen ne bir başkası. Hiç kimseyi ben suçlamıyorum. Ama ben orada iyileşmeye çalışırken yanımda kimseyi istemiyordum. Bu kadar basit. Bir cümle kuramadın mı? Kuramadım. Sadece kurmadım. Bir cümle. O kurmadım. Kadar hatırım yok muydu? Kurmadım, yoktu. Hiçbir hatırın yoktu. Benim senin eğer hatırım olsaydı zaten. Hiç yemiş, hiç beni o konumlara düşürmezdin. Yoktu. Ben mi düşürdüm? Yoktu. Bunun günahını bana kesemezsin. Yoktu. Kimse seni hocama itmedi. Yoktu. Kimse elini de oraya vurmadı. Sen kendin yaptın. Kendi hırsların yüzünden oldu. O zaman benim hayatımdan çık git. Tamam? Bedeli bu kadar ne? Basit. Beni
bu şekilde sürprizlerle karşılama. O zaman benim karşıma çıkma, benim gittiğim yere gelme, benimle konuşma, beni sorma ya insanlara. Evet, hata kurtul. Ettim. Kurtul. Doğru söylüyorsun. Evet, çok büyük bir hata ettim. Benim gibi bir adama değmez zaten. Aynen. Boş ver, sen de ailene layıksın. Bazen böyle gerçekten kafamı alıp gitmek istiyorum bir yerlere. Ama bir taraftan da içimde kalmış o sevgi beni burada tutuyor. Sen cansın. Sıkkın tabii yani. Bana anlatabilirsin biliyorsun. Ya Cansel, anlatıp bunlarla sürekli insanları yormak da istemiyorum. Çünkü zaten ben fazlaca yoruldum. Yani. Ama belli işte biliyorsun yani ne olduğunu. Tuğçe. Gitmiyor kız, vazgeçmiyor bir şeylerden. Nedir bu ya? Ben de bilmiyorum. Sebebini bir türlü anlayamadım. Hani birisi beni istemiyorsa ben de onu istemem, bitiririm gider. Ama bu durmadan devam ediyor yani hiç. Durmaksızın ataklarına bir şeylere devam ediyor. Boş ver. Ve bir inandırıcılığı da yok. Yani. Benim gözümde. Ay, buyurun bakalım. Vay. Çok kibarsın ya. Acayip. Al. Al. Al, 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 al. Eyvallah, aldık. Sanki silah zoruyla yapmış gibisin kardeşim. Yaparım kanka, biliyorsun beni. Eline konuda sağlık olsun. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Biliyorsun işte, kavga, dövüş. Stres, sıkıntı abi. Bu sefer ne oldu? Alış bunlara. Daha o kız olduğu sürece hayatında çok kavga edersin. Ne demek alış bunlara ya? Sen benim kız akışımı niye laf sokup duruyorsun? Gıcık oluyorum. Sebep? Sebep. Sebepsiz. Neyse o boş ver işte, kadın kadına gıcıktır kardeşim biliyorsun yani. Her halükarda sevmiyorlar birbirlerini yani ne olursa olsun. Ya saçmalama, ben öyle bir insan mıyım Emre, beni biliyorsun yani. Biliyorum seni de işte o yüzden söylüyorum. Karıştırma, adamın canı sıkkın zaten şu an. Ay, geliyor. İyi insan lafın üstüne mi desem başka bir şey mi? Melek geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Biraz konuşabilir miyiz? Siz konuşun kardeşim biraz. Tamam. Biz de birazcık yürüyelim. Şey yaparız, geliriz sonra. Hadi. Biz de yürüyelim. Ya. Gerçekten bütün olanlar için özür dilerim. Yani özellikle iş yerinde bunlar olsun istemezdim. Biraz fazla kıskançlık yaptığımın farkındayım. Yani Melek, bu ilişki nereye gidiyor? Biz ne yapıyoruz, sen ne yapıyorsun? Biz neyi yaşıyoruz, ne yaşatmaya çalışıyoruz? Ya da bir sonu olur mu bu şekilde? Yani gerçekten böyle olsun istemedim. Ya Allah aşkına Melek ya. Öyle şeyler yapıyorsun ki yani böyle hani İşin içinden çıkılacak durumlar değil bunlar, anladın mı? Bana enteresan şeyler yaşatıyorsun yani. Bak, hani bir laf vardı biliyor musun? Bir insan sana hata yapıyorsa bu istemeyerektir. O insan o hatalardan iki kere yapıyorsa bu tesadüftür. Ama üç kere yapıyorsa bu bilerektir. Hani bu bir değil, iki değil, anladın mı? Sen bunu bilereye çevirdin ve yani bir şekilde bu bir yerde bir tıkandı bu ilişki yani. Bak ben İş yerime geliyorum, mutsuzum, buraya geliyorum, mutsuzum. İnsanlarla oturuyoruz, insanlar bizden kaçıyor, mutsuzlar. Yani herkes bizim yüzümüzden, çevremizde mutsuz, anladın mı? Ya şimdi ben sana değer veriyorum. Seni almışım yanıma. Getiriyorum, sokuyorum insanların içine. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Sana orada geliyorum, nereye gitsem yanımda, yani nereye gitsem yanımdasın. İş yerimde yanımdasın. Partiye gidiyoruz, yanımdasın. Bir yere gidiyoruz, yanımdasın. Ama bunlar sana yetmiyor. Anladın mı? O yüzden ben bir süre gerçekten ciddi anlamda ara vermeyi düşünüyorum çünkü daha kötüye gidiyor. Saygıyı yitireceğiz. Saygıyı yitirirsem de ben, emin ol benimle bir de aynı masaya oturmayı bırak, benimle nefes almasın ya. O kadar söyleyeyim ben sana. Artık yıldım çünkü yani, ben daha ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden boş ver abi. O zaman biraz düşünmek istiyorsun. Biraz kafamı toparlamak istiyorum, anlatabiliyor muyum? Çünkü ortada çok büyük yanlışlar var. Ve hatalardan ders çıkaran bir melek göremiyorum ben.
Evet, yaptıklarım yanlıştı. Rabia'ya fazla tepki gösterdim. Belki fevri davrandım. Ama ben aşık bir kadınım. Beni delirtiyor devamlı Gökhan'ın etrafında görmek. Rabia'yı gerçekten görünce deliriyorum resmen. Özür dilemek insanda alışkanlık yapmamalı. Benden özür dileme. Çünkü ben alışkanlık... Ben sana ilk kez özür diliyorum. Alışkanlık haline ilk kez mi? Evet. Evde de aynısını yaptın, orada da aynısını yaptın. Yani bir sürü aynı hataları yapıyorsun. Yani dolayısıyla özür dilemek alışkanlık haline geldiği zaman her zaman hata yapabilirim demek bu. Ben her zaman hata yapan bir insan istemiyorum hayatımda. Gerçekten dikkat edeceğim, söz veriyorum. Melek, ben gerçekten dikkat edeceksin ama şu an ben bu ilişkiyi ara vermek istiyorum. Tamam. Daha sonra konuşuruz. O yüzden şimdi gerçekten bana biraz müsaade etmeni istiyorum çünkü kafamı toparlayacağım. Yani peşinden koştukça daha itici olduğunu farkında değil herhalde. Yani bunu anlaması gerek bence. Yani... Biraz daha gururlu davransa bilmiyorum. Gerçi hiç şansınız olmadığını söyledim. Davransa ne fark edecek ama. Yoluna baksın. Bir insan beni istemiyorsa ben onu hiç istemem. Yapabilecek bir şeyim yok yani. Kardo, ben gidiyorum. Gidiyor musun kardeşim? Takılın baba. Yapsaydım tamam. Biraz. Ya şey yaparız sonra. Tamam. Yani. Neyin var? Anlatırım sonra. Kesin problem Melek'le. Aman ya, boş ver. Ayrılsınlar zaten. Hiç yakışmıyorlar. Ya sen de var ya, dakika bir... Golbe yani. Hani... Biliyorsun, ben hiç sevmiyorum o kızı. Ya ben ona bulurum başka bir tane ya. Ne buluyor o kızla hiç zaten, anlamıyorum. Zaten sorup duruyor, yok mu canserim bir arkadaşı falan. Baksana yani, dünden razı demek. Yani ben sana bir şey söyleyeyim, bunların ayrılışı da bizim elimizden olacak. Bak görürsün. Bence de. Olsun, boşver. Gerçi Gökhan seviyor öyle. Hani biriyle bağlı kalmayı falan. Ya Gökhan... Bence böyle gerçekten ona aşık edebilecek bir kadın arıyor ama hiç karşısına çıkmıyor. Değil mi? Böyle hayatında olacak ve her an her şeyle onun yanında olacağı birini arıyor. Aynen. Bence de. O kız onu boğuyor. Neyse, artık bir yıldız daha kayarsa o dilek hakkımızı da Gökhan için kullanırız. Hayır, ben kendim için kullanırım. Biliyorsun. Evet. Ne dileyeceksin? Söyleme. Kabul olmaz. Allah'ım. Telefonu çekelim. Emlakçı. Alo. Alo. Merhaba Kurtan Bey. Buyurun. Olabilir. Bir bakarız, konuşuruz tekrar. Tamam. Randevulaşırız o zaman. Sabah siz beni ararsınız. Peki, tamam. Öyle yapalım. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hayırdır? Hayırdır. Bu saatte seni niye arıyorum? Ya şeyden... Çok yardımcı olmaya çalışıyor çocuk bana. Biliyorsun. Evet, saatin kaç olduğunu farkında mı? Ya geç biraz tamam ama hani ev sahibine falan yeni ulaşmış. Neyse, peki. Bana ne canım zaten de. Ne bileyim, bu saatte şimdi araması falan. Güvenilir mi? İyi bir çocuk. Anlamadım. İyi bir çocuk. Sevmişsin bayağı belli. Hayır yani, çabalıyor benim için sonuçta. Bilmiyorum. Neyin çabası? Ev için işini yapıyor işte. İşini iyi yapıyor. Tamam işte, işini yapsın bitsin. Bu saatte aramasın. Öyle mi olsun? Ay emredersin ya. Emredeceğim tabii. Ben çok üşüdüm. Hadi gel gidelim. Sen anladın mı benim dediğimi? Ya hadi hadi. La 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 la. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Dalga geçme kız. Seninle konuşacaklarım var. Aa, benimle mi? Hayırdır? Ne yapalım, bazen suya düşen kime sarılır bilirsin. Kuafördeyim, bekliyorum.
Hadi gel. Çok mu önemli? Tabii ki önemli. Hadi gel, bekliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Tamam, tamam, geliyorum, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Tabii, 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 tabii. Aynen, aynen beyefendi. Yani böyle genç, dinamik, hani işimize yarayacak, tez canlı, aynı zamanda ev işlerinde yapacak, hani böyle eli yüzü düzgün birini istiyoruz. Tabii, tabii, çocuk ön planımız zaten, ön planda. Aynen, evet, evet, evet. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben size adresimi yollayayım. Siz bana gönderin buraya. Buradan arkadaşlara bakalım. Ona göre bir tercih yapalım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Ne oluyor? Aşkım, sana var ya, bomba bir haberim var. Neymiş o haber? Kulaklarına inanamayacaksın. Vallahi yüzünde gülüyor. Aşkım, bakıcı istedim. Bakıcılar gelecek, hem ev işlerini yapacak, hem kahvaltımızı hazırlayacak, hem çamaşırlarını yıkayacak, hem bulaşıkları yıkayacak, çamaşırları alacak. Böyle çamaşırlarla sen uğraşmayacaksın. Asel'i emzireceğim, bırakacaksın, gazını çıkaracaklar falan filan. Hani sen bize bakacaktın? Ne oldu? Aşkım, ben size bakarım, gene bakarım. Ama hani daha iyi olur, bir yardımcı istiyordun ya hep. Yani Batu annemi getirmemek için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Yani bir şeyin peşinde sanki, anlamış değilim yani. Bir şey var ama. Aşkım, sana var ya, bomba bir haberim var. Seni kurtarıyorum bu çamaşır katlama derdinden. Allah Allah. Zaten kurtarmıyor muydun? Her şeyi ben yapacağım demiştim. Aşkım, ya gene de birine ihtiyacımız var. Hem kızımıza bakacak, hem işlerimizi yapacak, bize yardımcı olacak. Aşkım, yani tanımadığımız birini evimize sokacağız. Annem olsa daha iyi değil miydi? Aşkım, bu anne konu, buna girmeyelim artık. Lütfen, rica ediyorum senden. Yani tanıya tanıya tanışacağız. Tanıya tanıya tanışacağız. Evet. Yani bir şekilde birbirimizi tanıyacağız. Burada zaten hep beraber olacağız. Bir gelecek, ne bileyim işte deneme süreci olacak, bir şey olacak. Sen yapacağım demiştin ama şimdi başkasına yapıyorsun işi. Aşkım, yardımcı. Ben gene yapacağım. Gene yapacağım. Bu da yardımcı olacak bize, böyle güzel güzel, tatlı tatlı. Bakar gelirler buraya, artık beraber bir seçim yaparız. Tabii ki gene hep beraber olacağız. Ama daha da rahat etmiş olacaksın. Ya yani en azından şu elindekileri katlamayacaksın. Alo, efendim Emre. İyiyim canım, oturuyorum öyle. Sen ne yapıyorsun? Akşam mı? Tamam. Tamam, olur. Tamam, hadi akşam görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Alo. Cansel Hanım, selam. Ben geldim, kapıdayım. Bekliyorum sizi. Tamam, hemen çıkıyorum ben de. Tamam, görüşürüz. Hoş geldiniz. Selam. Nasılsın? Naber? İyiyim, sana. Gel geç. Kardeşim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Var mı bir isteğiniz, arzunuz? Yok kardeşim. Ne yapıyorsun Hakan? Ne yapıyorsun? İyidir, sen nasılsın kardeşim? İyi, iyi, güzel. Ne güzel ya, böyle mutlu, saadetli bir ortam görmek insana keyif veriyor. Yapacak bir şey yok yani.
Ekmek aslanın ağzında kardeş, yapacak hiçbir şey yok bu devirde. Akşam işin var mı Akın? Önemsiz birkaç iş. Niye ki? Akşam ben de toplanalım diyorum. Bir şeyler yaparız. Senin Emre? Vallahi bir şeyler vardı ama senin için iptal ederim. Sıkıntı yok yani. Benim için iptal edin zaten. Ben de toplanalım. Dani'yi de çağırırım. Yalnız Dani'yi çağıracaksan Dani, Rabia ile falan bayağı yakınlar bak. Onu da alır gelir. Bana ne abi Rabia, Mabia. Beni ilgilendirmiyor yani şu an. Ya sorun işte, kız arkadaşına sorun yaşama orada. Zaten geçen de bayağı bir problem yaratacak gibi duruyordu yani Rabia konusuyla alakalı. Abi ısrarla anlamıyorsunuz herhalde. Benim Rabia'yla hiçbir bağım, alakam yok. Beni de ilgilendirmiyor. Bulunduğu ortam beni de rahatsız etmiyor. Anladın mı? Bunu siz yaratıyorsunuz yani. Ben niye yaratayım kardeşim? Yani, sen diyorsun Dani Rabia'yı. Sonuç itibariyle geçmişte hayatında olan bir insandı bu insan senin. Anladın, geçmişte kaldı baba. Yani. O yüzden üstüne öyle kocaman bir sünger çektim. Onun üstüne bir kat daha çektim. Şu anda da bir ilişkim var. O yüzden umurumda bile değil yani. Allah mutlu mesut etsin. Eyvallah. Sağ olasın. Tebrik ediyorum. Bugün ne yapacaksın? Vallahi bugün birazdan işte gördüğün gibi şu fizik tedavi işine gideceğim. Çünkü buraya başladığımdan beri bayağıdır ihmal ettim. Gidemedim. O yüzden gidip şu kolu birazcık daha iyileştirmek için çalışmam lazım. Evet Emre, senin fizik tedaviden anlayışın sadece bu topu günde 10 dakika sıkmak fizik tedavi diyorsun. Ondan sonra gideceğim. Kızlar rahat bırakmıyor, kızlarla geziyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Fizik tedavi adı altında takılıyorsun. Ben mi? Evet sen. Oğlum benim ne suçum var be? Nasıl ne suçum var? Ben buraya geldim efendi efendi, ekmeğimin peşinde çalışıyorum. İnsanlar benim yakamı bırakmıyorsa benim ne hatam var kardeşim? Hastanenin önüne ne zaman gitsen bir tane hatun var. Ya oğlum benim için değildir orada. Mankenlik ajansı var yan tarafta. Oraya geliyordur. Hastanenin yanında. Diksiyon dersine. Diksiyon dersi ya da işte ne bileyim yürüyüş dersi falan. Böyle koreografi, marografi bir şeyler yani öğreniyorlar. Bir gün gidip başımıza bela açacaksın bu işlerini de. Dur bakalım ne zaman. Çok merak ediyorum. Benlik sıkıntı yok kardeşim. Boğaz durmuyor. Ben sana söyleyeyim. Bu karıştırıyor tabii. O değil mi? Sen fizik tedavi diye gideceksin. Kızlar seni rahat bırakmayacak. Suçlusu Akın olacak. Yakışıklılığın suç olmaz demişler Gökhan'cığım. Tamam benden bahsetmiyoruz. Senin olayından bahsediyoruz. Ben kendimden hiç bahsetmiyorum zaten. Neyse. Ben gidiyorum kardeşim. İyi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah. Leyla hoş. Ne oldu? Hoş geldin. Ay neler olmadı neler olmadı. Ay sizin çok sorma, kötü geliyordu ama. Sorma başıma gelenleri. Ne oldu? Kıza gittim. Kız yeni doğum yaptı ya, çocuğuma dedim biraz yardımcı olayım dedim. Yani normal, annesi normal. Yani tabii ki normal. Bir de bunu o normal karşılasa ya. Sen kalk beni evde isteme. Kalktım ben de, sebebi de ne biliyor musun? Evde şey canlı yayın yaptım. Canlı yayın yaptım da vay efendim sen bu evde canlı yayın yapamazsın. Sen şöyle yapamazsın, sen böyle yapamazsın bilmem ne. Ulan ben yapıyorum da senin arkadaşların da yapıyor ya. Senin çevren de yapıyor ya. Sosyal medyayı kullanan bir tek ben miyim? Kalktı ne olaylar çıkarttı, neler çıkarttı. Bir de sürekli kızın yanında böyle annene söyle şunu kullanmasın, annene söyle bunu kullanmasın. Bildiği iki tane cümleyi ezberlemiş biliyor musun? Annene söyle canlı yayın yapmasın, annene söyle sosyal medya kullanmasın, annene söyle. Onun derdi ne biliyor musun? Aslında benim o eve gitmemi istemiyor. Ben diyorum sen ki, söyle bakayım niye kovdu seni? Durup dururken kovmaz Batu seni. Ben ne diyorum biliyor musun? Bu çocuk bir şeyler çeviriyor. Bunun altında bir şeyler çıkacak. Nur'un yanında böyle şeyler söylemedin değil mi? Saçmalama Mehtap. Nur benim evladım. Nur'un yanında böyle bir şey konuşur muyum ben? Ama korkularım çok fazla büyük. Bence bu Nur'u aldatıyor. Bak görürsün. Daha yeni bebek oldu. Ağzından yeli alsın ya. Evet daha yeni bebek Allah oldu korusun canım. 9 aylık hamileliği vardı. Nonsalı şimdi. Bir erkeğin yapabileceği en kritik dönem bu dönem biliyorsun değil mi? O konuda haklısın. Kimse beni evden atamaz. İntikam var olacak demiştim Batuhan Cimilli. Gör bak sana neler yapacağım. Gökhan Bey. Merhaba Dani, ne haber? Yani biliyorsunuz durumları. Malum. Konuşsana, konuşacaklarım var senin. Nasıl gidiyor? Yani olaylardan sonra dersler çok parlak değil açıkçası. Niye? Ati iyi dedi. Ya iyi tabii ki de ama ha, biraz tabii ki insanın enerjisi düşüyor. Karnın aç mı, şey yapmışsın?
Sen sporcusun, yemezsin de şimdi. Yani tabii ki her şeyi yememeye dikkat ediyorum. Ben seni niye çağırdım biliyor musun? Geçen gün Melek seni havuza atmış. Evet. Neyse, ciddi bir konu bu. Evet, gerçekten çok ciddi. Yani gerçekten çok ciddi. Tamam, ben senden onun adına özür diliyorum. Gerçekten. Kusura bakma, niye böyle yaptığına ben anlam veremiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Daha önce böyle bir ortamımız olmadığı için böyle huylarının olduğunu bilmiyordum. Bilmediğim için de zaten yani yaşayarak görüyorum. Yani hem bu yeni evin kutlaması hem senin işinin kutlaması. Ben bu akşam evde bir parti vereceğim. Senin de gelmeni istiyorum. Ya tabii ki de yaşananlara çok fazla kindar kalmayacağım ama... Zaten zorla değil canım benim, mecburi. Patron olarak bunu senden emri rica ediyorum yani. Akşam seni de görmek istiyorum arada. Peki tamam, yani katılıyor olacağım. İyi tamam o zaman, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz akşam. Üzere. Alo. Rabia, ne haber? Bence senin için en uygun gördüğüm site burası. Burayı çok seveceksin. İnanılmaz ferah bir yerdir ve gerçekten böyle tam senin ışığını yansıtacak bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani daha önceden spor yapıyor muydun? Yani yapıyordum. Zaten benim için en önemli olan şey de o. Öyle mi? Evet. Çok belli oluyor. Burada spor kompleksimiz var. Rahatlıkla burada kendi sporunu yapabilirsin. Ve çok rahat edersin. Yüzme havuzumuz, basketbol sahamız ve spor salonumuz içeride. Ve inanılmaz güvenlikli bir site bir kere. Yani tam senin istediğin gibi aslında. Merkezi bir yerde, çok yakınsın her yere. Ulaşımın çok rahat olacak. Yaklaşık 5-6 aydır Türkiye'de yoktum. Bütün arkadaşlarımla irtibatı koparmıştım bir iki kişi dışında. Ama ondan farklı bir elektrik aldım. İyi bir arkadaş olabileceğimize inanıyorum. Ay neyse, sonra görüşürüz. Geçmiş olsun sana. Çok aldım üzüldüm. Alacağını git. Sen de. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Aşkım benim ya, özledim seni. Ben İyi de misin? Özledim. Hiç iyi görünmüyorsun. Son yaşadıklarım beni çok yıprattı Mehtap. Artık gideceğim. Yani belli bir süre gideceğim buradan. Kafamı dinlemem lazım. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ava'ya gideceğim, Şile'ye gideceğim. Ama gitmek istiyorum. Çünkü artık dayanamıyorum, anladın mı? Çok yoruldum. Gideyim ben biraz. Böyle biriyle yorulman çok normal. Yani onu böyle görmek, ne bileyim, canımı acıtıyor. Yani eskisi kadar sevmiyorum ama yine de böyle görmek çok saçma geliyor bana. O yüzden gideceğim. Biraz kafamı dinlemem lazım. Çok bunaldım. Ben senle el ele tutuşmuş gelmiş bir adam için mi buraları terk edeceksin? Fark et.